Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 13 Temmuz 2023 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de 7.09'u gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemimizde neler olacak bugün? Fenerbahçe Paris Premier Cup'taki ikinci maçında dün Kızılyıldız'la karşı karşıya geldi. Sport Plus ekranlarında yayınlandı mücadele ve Fenerbahçe 3-1 ile mağlup ayrılan taraf oldu. İsmail Kartal'ın ilk 11 tercihi. Edin Dzeko yeni transfer ilk kez sahne aldı bu karşılaşmada. Farklı denemeler oldu. İsmail Hoca'nın, Batshuayi'nin özellikle kanatta kullanılması gibi ikinci adada değişiklikler oldu. Tüm bunları konuşacağız. Tabii Fenerbahçe gün içerisinde, hatta maç içerisinde Şimanski transferinde resmen açıkladı. Oyuncunun bonservisi için 9.75 milyon euroluk bir ödeme yapılacak ki onun da detayları var. Oyuncunun ilk açıklamaları var. Bunlardan da yine bahsedeceğiz. Galatasaray'da yeni transferi Angelinho'yu İstanbul'a getirdi. Dün İspanyol oyuncu uçaktan da taraftara bir mesaj gönderdi. Havalimanında az sayıda Galatasaray taraftarı karşıladı. Ama transferin detayları ise henüz kapa bildirilmiş değil. Bugün içerisinde de Angelinho transferin detaylarını öğrenmiş oluruz. Gerçi basına yansıdı. Ajans Spor'da biz de yazdık. 1,5 milyon euroluk bir kiralama bedeli. 6 milyon euroluk da yine satın alma opsiyonu sözleşmesi olacak 26 yaşındaki sol bekin. Tabii bunlar resmi transferler. Dün Beşiktaş'ta da Emrecan Bulut'tan sonraki ilk transferin artık bitme noktasına geldiği paylaşıldı. Beşiktaşlı muhabirler tarafından üst üste geldi haberler. Daniel Lamerty bonservisi elindeydi. Beşiktaş oyuncuyla anlaştı. Yıllık ne kadar vereceği, kaç garanti ücret, kaç bonus, ona dair detaylar da yine paylaşılmış. Artık bugün yarın Lamerty transferinde resmen açıklanmış bekleniyor siyah beyazlı ekipte. Onun haricinde tabii resmi olmayan gelişmeler çok. Bu sefer Beşiktaş'tan da çok transfer haberi var. Açıkçası Dušan Tadić ile ilgili dün Fırat Güneyer TRT Spor'dan bir bilgi geçti. Jan Onana orta saha alternatiflerinden birisi. Onunla ilgili bir gelişme var. Sol bek için ki en son sol bek transferi düşünüyor Beşiktaş ama dün TRT Spor kaynaklı bir sol bek iddiası da ortaya atıldı siyah beyazlı ekip için. Fenerbahçe'de de resmi transfer yapıldı ama daha devamı da gelecek. Özellikle yabancı bir kaleci, yabancı bir stoper şu anda Fenerbahçe'nin öncelikleri gözüküyor ki yabancı kaleci için dün Ajans Spor'da yeni bir isim ortaya atıldı. Salim Manav'ın haberiydi. O ismi paylaşacağım ki klasik isimler devam ediyor. Livakovic'le hala Fenerbahçe'nin ilgilendiği bilgisi de var. Onun haricinde takımdan ayrılacak futbolcular Fenerbahçe'de tabii çok fazla sayıda böyle oyuncu var. Onlardan biri de Samatta'ydı. Dün itibariyle artık Samatta ile Fenerbahçe'nin yolları da ayrılıyor. Oyuncu Yunanistan ekibi PAOK'la anlaştı ve bu sabah transfer görüşmeleri, sağlık kontrolleri için o da Yunanistan'a hareket edecek. Galatasaray'da ise transferde beklenen tabii Icardi Parades açıklamaları ama orada Halil Dervişoğlu ve Kerem Demirbay ile ilgili haberler son günlerde yoğunlukta. Özellikle dün Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a transfer olabileceği söylendi ki hatırlayacaksınız Halil Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti. Şenol Güneş de onu çok istediğini belirtiyordu ama bir türlü o transfer bitmedi. Bitmediği noktada da Galatasaray'ın devreye girdiğini anlıyoruz. Kerem Demirbay için de yine kulübü Bayer Leverkusen'le pazarlıklar sürüyor. Orada kulübünün beklentisinin 4 milyon euro olduğu, Galatasaray'ın ise indirim beklediği bilgisi var. Trabzonspor'da ise transferle ilgili notum Maxi Gomez'le alakalı. O da takımdan ayrılması beklenen isimlerden birisi ki o ayrıldıktan sonra tahminen Trabzonspor'da bir santrfor transferi açıklayacak. Maxi Gomez de tekrar İspanya'ya geri dönebilir. Oradan bir kulübün kendisiyle ilgilendiği söyleniyor. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia.
7.18 saatlerimiz Fenerbahçe ile başlangıcı yapalım. Fenerbahçe Rusya'da biliyorsunuz hazırlık kampında ve orada Paris Premier Cup'ta mücadele ediyor. İlk karşılaşmasında Zenit ile mücadele etmişti. Ev sahibi Zenit ile 0-0 berabere kalmış. Penaltılar sonucu Zenit maçı kazanan taraf olmuş. İlk puanı da hanesine yazdırmıştı. Fenerbahçe de o maçtan bir puan almıştı. Şimdi ikinci maçında Sırbistan şampiyonu ki açık ara geçen sezon Sırbistan'da şampiyonluk yaşamış Kızılyıldız. Partizan Kızılyıldız rekabeti var orada biliyorsunuz ama Partizan bayağı kötü bir sezon geçiriyor. Kızılyıldız normal sezonu yenilgisiz sadece 4 beraberlik, playofflarda da ki onlarda da playoff var normal sezondan sonra 3 beraberlik alıp hiç mağlubiyet yüzü görmeden sezonu tamamlamışlar ki gayet de iyi bir takım olduklarını dünkü karşılaşmada gözlemleme fırsatı bulduk. Geçmişten de tanıdığımız Slavia Prag'dan Olayinka takviyesi, onun performansı da dün gerçekten üst düzeydeydi. Takım olarak da Fenerbahçe'ye karşı çok büyük üstünlük kurduğunu gördük. Fenerbahçe'de tabii dünkü karşılaşmada yeni transfer Edin Dzeko ilk kez ilk 11'de ve aslında sahaya da çıktı. Geçen maç hiç süre almamıştı Edin Dzeko. Bu maç bir de enteresandır. Takım kaptanı olarak sahaya çıktı. Dzeko ilk 11'de Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci gibi isimler vardı kaptanlık pazubandını takabilecek ki genelde de Türkiye'de yerlilerden yana kullanılır bu kaptanlık ki Galatasaray mesazlık maçlarında iki maçtır Yunus Akgün sahaya kaptan olarak çıkıyor. Sahada Mertens gibi bir aslında tecrübeli bir oyuncu varken tercih etmiyordu ama İsmail Kartal'ın tercihi Dzeko'dan yana olmuş ve sezonu da o şekilde götürecek. Dün maç sonu yaptığı açıklamada öyle bir değişiklik gördük. Batshuayi Dzeko ile birlikte aynı anda ilk 11'deydi. Akıllarda tabii acaba Dzeko ile bir çift forvet mi oynatacak İsmail Kartal diye geçmişti ama öyle olmadı. Batshuayi maça sol kanat olarak başladı. Burak Kapacak sağ kanat. İrfan Can da Dzeko'ya yardımcı oyuncu. Orta sahada da Arao ve Crespo ikilisi vardı. Luan Perez bu sefer Osterwolde yerine sol bekte. Sağ bekte de Nazım yerine Osay Samuel vardı. Stoperlerde de Union Berlin'e transferi an meselesi denen ama üst üste ikinci maçta da süre bulan Atilla Salah ile Gustavo Henrique kalede de İrfan Can yerine Altay Bayındır. Biraz farklı bir kadroyla ilk maça göre İsmail Kartal takımı sahaya sürdü ama oyun olarak açıkçası çok pasif bir Fenerbahçe vardı. Hücuma çıkmakta, rakip ceza sahasında topla buluşmakta, hatta şut çekmekte. İlk şut Ikea'nın son bölümünde geldi. O da hani 10 şuta bedel bir pozisyondu. Kale ağzından Batshuayi 0.60 küsürlük bir ikçiyi heba etti. Kaleci Popovic çok iyi bir kurtarış yaptı. Orada Fenerbahçe en tehlikeli şekilde geldi ama genel olarak Fenerbahçe baya bir hayal kırıklığı yarattı bu karşılaşmada. Sen neler gördün? Benim de tabii söyleyeceklerim daha çok ama senden de bir daha sadece neler söyleyeceğim diyorsun. Var yani daha, aklında o, çok. Neler yapacağım? Mesela sen dün dedin ya işte Fenerbahçe kadrosuna baktığında neler eksik olabilir diye. Mesela dünkü karşılaşmada pası o zaman oradan atayım. Edin Dzeko oynadı ve Edin Dzeko çok fazla geriye geldi. Belki Serdar Dursun'dan da daha fazla geriye geldi. Onun yeri boş kaldı. Oraya girecek çok fazla oyuncu da gözükmedi dünkü karşılaşmada. Bu bilmiyorum Fenerbahçe için bir problem olabilir mi acaba? Edin Dzeko öyle çok sürpriz bir oyuncu değil. Edin Dzeko yıllardan beri gözümüzün önünde çok iyi takımlarda performanslarını izledik. Ve genel olarak yanında bir oyuncu olduğu zaman yani sol önde Batshuayi yerine ona yakın bir Batshuayi olsa Edin Dzeko açısından biraz daha işler kolaylaşır. Performansının öyle bir oyuncuyla yanında olan bir oyuncuyla daha yükseldiği belli olan isimlerden bir tanesi Edin Dzeko. Eğer Edin Dzeko'ya o fırsatı vermezseniz o da topla buluşamadığı anda çoğu santraforun yaptığı gibi geriye doğru kaçarak topla buluşmaya çalışıyor. Tabii topla buluşması demek Edin Dzeko'nun diğer santraforlardan biraz daha farklı. Çünkü topu da iyi kullanabilen belli bir pas görüşüne sahip olan bir isim Edin Dzeko. Fakat o zaman da senin dediğin problem ortaya çıkıyor. Edin Dzeko'nun boşalttığı bölgeye mutlaka bazı oyuncuların girmesi gerekiyor. Bir koşu yapması gerekiyor. Orada sayısal fazlalığı ya da sayısal eşitliği oyuncuların sağlaması gerekiyor. Onun çok olmadığını gördük. Tabii bu
Biraz da alışkanlık meselesi. Onu da söylemek lazım. Oyuncular biraz daha birbirini tanıyacak saha içerisinde. Hele ideal bir 11 bulunabilirse Fenerbahçe'de biraz daha iyi işler. Dün tabii bir de ben bir araya girmek istiyorum. Dünkü maçta Fenerbahçe daha geride oyunu kabul ettiği için mesela Süper Lig'de böyle karşılaşmaların sayısı da az olacaktır. Daha çok Fenerbahçe'nin önde olduğu maçları izleyeceğiz diye düşünüyorum. Doğru, o yüzden Dzeko bu kadar da belki o maçlarda geriye gelmeyecek. Ama zaten orada da stoperlerin göbeğinde kaldığı noktada yine top gelmezse yine kaçabilir Dzeko geriye doğru. Ama en azından takım boyu daha önde olacağı için ya da takım daha önde olacağı için o kadar sırıtmayabilir Dzeko'nun geriye gelmesi. Çünkü bu sefer dünkü karşılaşmada takım da çok geride oyunu kabullendi hücuma çıkarken de. O yüzden çok etkili olamadılar hücumda. Şimdi Batshuayi'nin sol önde kullanılması demek Batshuayi çok fazla pozisyon hazırlayacak olarak düşünmemek gerekiyor. Batshuayi kaleye yakın olduğu zaman etkili olan bir oyuncu. Hatta zaten gol vuruşlarının öyle çok üst düzey yüksek kalite olmadığını net şekilde biliyoruz Batshuayi'nin. Ama Batshuayi ne yapabilir? İşte Beşiktaş'ta Larin'in yaptığını Fenerbahçe'de yapabilir Batshuayi. Fakat topu kullanma konusunda zaten dün de biraz dile getirmiştik. İşte dün mesela bir topu ayağına dolaştırdı. Bazı topları kaybetti. Driplingi çok kötüydü. Dün Batshuayi çalım atamadı. Doğru düzgün. Zaten yani normalde de atamıyor. 2-3 topu sürüyor hemen rakibe çarpıp geri dönüyor Batshuayi. Hiç o ince işleri yapamadı. Yapamaz zaten. Yani yapabildiği bir şey değil ama topla çok buluşuyor. Topla çok buluşması olumlu Batshuayi'nin. Fakat işte o Beşiktaş'ta Larin'in yaptığı arka direk koşuları ki senin söylediğin anlattığın pozisyonda öyle bir pozisyon. Tabii. O sahi Samuel çevirdi. Arka direkte bomboştu evet. Batshuayi. Bunu yapabilir mi? %100 yapar. Fakat bunu yapabilmesi için asimetrik tarafta öteki kanadın çok iyi işlemesi lazım. Eğer o kanat çok iyi işlerse sol önde Batshuayi ile oynadığınız zaman onun yaratacağı dezavantajları az hissedersiniz. Çünkü Beşiktaş'ta orada asistleri yapan kimdi? Gezel'den Ozi herhalde. Gezel'di. Yani Gezel'in en iyi olduğu sezondu belki Beşiktaş'ta. Şimdi Gezel artı Rozier'in iyi olduğu bir sezonda o kanat tıkır tıkır işlerken Larin'in de oyun kuramama, işte Batshuayi gibi topu ayağına dolaştırma, çalım atamama gibi dezavantajlarını Beşiktaş hissetmedi. Santroforu ve Larin'den fayda aldı ve o sistem işledi. Bu aynısı Fenerbahçe'de olur mu? Olabilir ama sağ önde oynayacak oyuncu, hatta sağ bek olan oyuncunun o kanadı müthiş kullanması lazım. Olduğu sürece Batshuayi'nin bence sol önde oynama zaaflarıyla gelecek olan dezavantajlar belli noktada Fenerbahçe'de hissedilmez. Ama bunun yanında hani İsmail Kartal çok net konuştu. 4-2-3-1 ve 4-3 üzerinden gideceğim dedi. Eğer o kanatta bir sıkıntı yaşarsa Fenerbahçe, ters kanatta Batshuayi oynarken hep böyle bir şey görebiliriz. İşte sol önde top kayıpları Batshuayi'nin, ondan sonra veremediği paslar, Dzeko ile belki zaman zaman anlaşamadığı pozisyonlar. Çünkü Dzeko oyun görüşü Batshuayi'ye göre çok çok ileride olan bir oyuncu. Aynı zamanda istediklerini de ayaklarıyla yapabilen bir oyuncu. Batshuayi pek öyle değil. Batshuayi fiziğiyle zorlayan, topu aldığı zaman repertuarında öyle çok fazla vuruş olmayan, genelde ya sağ ayağıyla uzak köşeye ya da direkt olarak şut deneyen bir oyuncu Batshuayi. Böyle hani oyuncunun karakteristiğini bilerek gitmek çok daha iyi. Ama dün Kızıl Yıldız tabii önde presle, yüksek presle Fenerbahçe'ye neredeyse hiç top yaptırmadı ilk yarıda. Zenit açısından o karşılaşmada Fenerbahçe oyun kurmakta zorlanmıştı. Bu kez bence daha da zorlandı. Çünkü bir de pres yedi. Zenit bu kadar yüksek yoğunlukta bir pres yapmamıştı. O presi yiyince işte oyundan çıkana kadar ne Arao, ki Arao'nun da midesi rahatsızmış. Evet, bir sakatlık yokmuş. Evet. Ben de sakatlık zannettim maçtan ama önce. Evet. Herhalde maçta o rahatsızlığı hissetti ve o yüzden çıktı. Yani o bölgede oynayan işte İsmail Yüksek. İsmail çok top kaybı yaptı. Çok pas hatası yaptı. Bir önceki maçın en iyisiydi. Evet. Bu karşılaşmada o da yüksek pres karşısında, o kalabalık karşısında istedikleri yapamadı. Crespo zaman zaman işin savunma tarafı değil ama en azından öne çıkan orta saha oyuncusu olarak, yani ön tarafa, ön bölgeye giden, bölgeye gitmeye niyetlenen oyuncu olarak bence
ön plana çıktı. Orada pas alışverişinde İrfan Can'dan tabii ki bir şey bekliyorsun ama İrfan Can da bence ilk yarıda biraz sindi oyunla beraber. Yani Mert Hakan ilk karşılaşmada daha topla aşırı neşirdi, daha fazla topla buluşabiliyordu ama İrfan da onu göremedik bu göremedik maçta. Göremedik. Bir de işte Kızılyıldız Zenit arasında biraz şeyde oldu, fiziksel farkta oldu, onu da kabul etmek gerekiyor. İlk karşılaşmada özellikle 30. dakikadan sonra Zenit'in kademe kademe düştüğünü görmüştük. Fakat burada Kızılyıldız öyle olmadı. Bayağı bir devam ettiler o yüksek tempoya ya da yapabildikleri yüksek tempoya. Sert oynadılar. 39 faul olmuş karşılaşmada. Bunların 27'sini Kızıl Yıldız yapmış. 39 faulün 27'si az değil. Bir takımın tek başına 27 faul yapması az değil. Bununla beraber sağ tarafta Burak gene şans buldu. Burak şans bulunca zaten ilk karşılaşmanın bence en kötüsüydü. Gene çok ürkek olduğunu gördük. Hatta daha maçın başında bir pozisyon vardı. Topu aldı, yüzünü kaleye döndü. Önü boştu. Gidebilirdi, dönmedi. Gitmedi, döndü, geriye verdi topu Burak. Bu bence oyununda ciddi bir sıkıntı. İlk karşılaşmada bunu çok daha fazla yapmıştı. İkinci yarıda Kent'in oyuna girişi, Kent'in sağ önde denenmesi ki hani bunu senle konuşuyorduk. Kent sol önde mi oynayacak? Fenerbahçe sol öne mi oyuncu alacak? Nasıl olacak diye bunu senle konuşurken Kent'in oralarda da oynayabileceğini gördük. Neticede Fenerbahçe açısından karşısında fizik olarak daha hazır bir takım vardı. Sert bir takım vardı. Fenerbahçe açısından o prese karşılık verememek, oyuncuların ikili mücadelelerde geride kalması, top kullanma konusunda yine bence fiziksel olarak fiziksel dezavantajın getirdiği problemlerle Fenerbahçe vasatın altında kaldı. Bir mücadele oynadı. İkinci yarıda işler çok değişti mi dersen, hani değişikliklere rağmen oyunun çok değiştiğini düşünmüyorum ama Fenerbahçe'nin attığı gol güzel bir goldü. Osterwolde'nin ilk karşılaşmada hücuma bindirdiği zaman genelde tercihlerini doğru yaptığını dile getirmiştik. Bu karşılaşmada da Mert Hakan'dan pas aldıktan sonra çok üst düzey bence bir orta yaptı. Pedro da, dün de biraz Pedro'dan da bahsetmiştik. Yine o ortayı çok güzel bir şekilde gole çevirdi. Bence golde yüksek kalite vardı. Hem orta hem son bitiricilikle alakalı olarak. Dün tabii Anelio'nun İstanbul'a gelmesiyle iki oyuncu da tabii kıyaslandı. İkisine de ödenecek bonservis bedeli Anelio'ya 6 ödeyecek sezon sonunda Galatasaray. Osterwolde de 6 milyona gelmişti. İşte Galatasaraylılar biz çok daha yüksek bir kalite aldık diye, hani ikisini kıyaslayınca sonuçta Anelio daha ön planda olan bir oyuncu. Osterwolde biraz geride kalmış gözüküyordu ama o da dünkü performansıyla ilk maçta vaat ettikleriyle Anelio kadar belki olmasa da bu sezon geçen sezondan çok daha üstün olacağını bence gösterdi. İşte o topu kullanma becerisi, doğru karar becerisi onun en büyük artısı olarak gözüküyor. Hani ilk karşılaşmada da zaman zaman yerden pas vermeyi, orta yapılacak yerde orta yapmayı, pas vermesi gereken yerde pas vermesi gerektiğini bilen bir oyuncu. Bu bence ciddi bir avantaj. Anelio da öyle. Onu da söylemek gerekiyor. Ama iki oyuncuyu hani direkt olarak bonservis bedelleri üzerinden karşılaştırmak bence pek doğru, sağlıklı bir iş değil. Arada yaş farkı var çünkü. Bunun yanında Fenerbahçe'de işte ilk yarıda Altay, ikinci yarıda İrfan Can oynadı kalede. Altay bir iki kurtarış yaptı ama ben çok özgüvenini yüksek görmedim açıkçası Altay'ın. Hani böyle her an bir hata yapabilecekmiş gibi bir gene izlenim verdi. O yüzden de sen zaten kaleci haberlerini okudun. Herhalde Fenerbahçe oraya bir takviye yapacaktır. Serdar Aziz yine ikinci yarıda oyuna giren oyunculardan biriydi. O da bir golde ağır kaldı. Takip edemedi oyuncusunu. Serdar Aziz'in de tabii performansını yükseltmesi gerekiyor. Benim ilk aşamada aklımdakiler bunlar. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia, iddia. Fenerbahçe Kızılyıldız mücadelesini değerlendiriyorduk. Maçla ilgili senin bahsetmediğin belki Atilla Salay'dan konuşabiliriz. Union Berlin'e transferi söz konusuydu. Hatta Fenerbahçeli muhabirlere göre Rusya kampına götürülmemesi, oradan İstanbul'a geçmesi bekleniyordu. Ama dünkü karşılaşmaya ilginç şekilde ilk 11'de çıktı. Normalde transfer görüşmelerinde sona yaklaşılan futbolcular için herhangi bir risk alınmaz. Yedek, hatta belki maç kadrosuna bile alınmazlar ama Salay bayağı bir önceki maçta oyuna girdi. Bu karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıktı. Kaç dakika oyunda
kaldı. Salay maçı mı tamamladı? Maçı tamamladı. Tabii. 90 dakika. Son bölümde biraz uyukladım, ayıplı söylemesi. O yüzden izleyemedim ama bu da ilginç yani. Bu transferin bitme aşamasında olmadığının bir göstergesi diye düşünüyorum ki Salay da bu arada karşılaşmaya inanılmaz kötü başladı. Fenerbahçe ilk dakikada yediği golde Atilla Salay'ın ön alanda yaptığı baskı, yerini kaybetmesi, baskı yaptıktan sonra kolay bir çalım yemesi ve devamında da zaten dengesi yakalandı Fenerbahçe. Golü kalesine gördü. Peki bir sinyal de vermedi. İlk dakika itibariyle Atilla Salay'ı. Doğru, bu senin söylediğin şekilde yorumlanabilir direkt olarak. Hani acaba transfer görüşmelerinde bir problem mi oldu? Bu aslında işin bence detayı. Neden detayı? Çünkü Fenerbahçe'nin dün seninle konuşurken bence sıkıntılarından bir tanesi hala 1 ve 2 numarasının stoperde belli olmamasıydı. Şimdi iki hazırlık karşılaşmasında da Zalai'nin forma giydiğini görüyoruz. Şimdi Zalay gidecekse, ki öyle bir ihtimal hala masada var. Bundan belki 3 gün önce daha yüksekti ama %0'a düşmedi. Düşse %50'ye düştü herhalde. Zalay'ın takımdan ayrılma ihtimali. Yani Zalay 1 numara yanındakini mi arıyor İsmail Kartal? Yoksa hani Gustavo Henrique zaten çok eleştirilen bir oyuncu. Ama iki maça da ilk 11 çıkan da oldu. İşte iki maça da 11 çıktı. Hani nasıl bir Gustavo Henrique ile şey mi? Zalay mı? 1 ve 2 numaralı stoperler. Yeni bir stoper takviyesi gelecek mi? Gelecekse hangisinin yerine gelecek? Tabii Jiku geldi bir taraftan sağ stoperde. Ama Salah'a giderse... Yani Jiku'yu genelde böyle konuşmadıkları için ilk 11 için. Dün de zaten orada biraz hani kafamız karışmıştı. Hatta sen şey dedin, belki ilerleyen dönemde formayı kapacak. Hı hı. Belki onu da görebiliriz. O ihtimali de görebiliriz. Fakat işte hani bu belirsizliği çabuk bir şekilde ortadan kaldırmak her zaman bir avantaj yaratıyor. Dün evet Salah kötü günündeydi. Fakat bunlar hazırlık döneminde, daha erken dönem diyebileceğimiz aşamalarda olabilir. Hani çok oyuncuların üzerine yüklenmemek gerekiyor. Fakat işte oradaki bence rollerin belirlenmesi Fenerbahçe açısından daha önemli bir şey diye düşünüyorum. Hani roller ileride değişebilir, bunu kabul ediyorum ama en azından Fenerbahçe sezona başlayacağı stoper ikilisini de çok fazla beklemeden sahaya sürmeli. Belki arasında bir uyum yakalamaya çalışacak. Çünkü hani normal şartlarda Zalai giderse Luan Perez sol stopere de çekilebilir. Luan Perez sol bekte de oynayabilir. Bunların hepsi olası ve hepsinin de kendi içerisinde geçerli yanları var. Yani o şekilde o fikri doldurabileceğin yanları var. Ama dezavantajları da var Fenerbahçe açısından. Orası bir belirsizlik var Fenerbahçe'de. İki karşılaşmada gördüğümüz Perez sol bek olarak hep nedendi. Stoper'de hiç forma şansı bulmadı. Bu karşılaşmaya da sol bek başladı. Ki hücum olarak Osterwolde'nin bu anlamda daha iyi olduğunu gördük. O yüzden hani Perez'in sol bek oynadığı bir düzen de hücumda Fenerbahçe'yi biraz zora sokabilir. Sonuçta Perez orijini stoper olan, stoper oynamayı daha çok seven bir isim. Fenerbahçe'ye gelmeden evet Marsilya'da sol bekte oynuyordu ama pek tercih etmiyordu. Oynadığında da zaten hücuma çok bindirmediğini, Osterwolde kadar en azından, klasik bir sol bek kadar bindirmediğini de görüyoruz. Çok daha dengeli. Evet ama işte takım buna uygun mu? Mesela diğer bekin müthiş bindiren bir bek olacak mı? Eğer öyle olursa Ferdi veya Osay oynadığında tabii ki dengeli diyebilirsin ama şu an sağ bekten de o hücuma katkıyı göremedik iki karşılaşmada. Ne Nazım ne dün Osay. Osay bir kez çıktı zaten. O da pozisyon oldu ilk yarıda. Onun haricinde Osay'ı da çok ön tarafta göremedik. Ama Perez'in hani stoperde kullanılması bence sözün özü çok daha mantıklı. Ama işte İsmail Kartal'dan o yönde bir sinyal gelmedi ilk iki karşılaşmada. Onun haricinde maçla ilgili dün dikkatini çekmiştir. Tabii spiker yorumcu ikilisinin de dikkatini çekti. Kızılyıldız'ın duran top organizasyonları. Sürekli bir şeyler denediler. Paslaşarak kullandılar. Ver kaçlar. Adam kaçırdılar. Evet, çok iyiydi gerçekten Kızılyıldız. Yani çok hazır gözüktü. Bir de şu bilgi verildi. İlk maçlarına işte ligde 29 Temmuz'da çıkacaklar. Yani aşağı yukarı bizim takımlarla aynı, ki hatta bizim takımlardan birkaç gün sonra. Yani bizim bir de hafta içi Avrupa mesaisinde olacaklar. Hafta sonunda Kızılyıldız'ın ligi başlayacak ama mesela Kızılyıldız çok hazır gözüktü.
Yani 13 Temmuz itibariyle Kızılyıldız yarın lig maçı olsa bayağı iyi oynayacak. Ama işte Fenerbahçe'de o henüz fizik olarak ve organizasyon olarak o hazırlık yok. Beşiktaş'ı söyledik, işte hazırlık maçları çok geç mi başlıyor diye. İşte cumartesi başlıyor. Şimdi Kızılyıldız'ı görünce ya da Zenit'in de sezonu erken başlıyor. Süper Kupa maçları var galiba bu hafta. Hadi o daha önce başladı. Ama Kızılyıldız'a kıyaslayınca bizim takımların çok geride kaldığını görüyoruz. Hele Beşiktaş'ın hazırlık maçını daha ilk maçını cumartesi yapacak olması. Dün biraz kararsız kalmıştım ama Kızılyıldız'ı görünce de bizimkiler çok ağırdan alıyorlar işi. Yani ilk resmi maçını oynamak da lige başlamak farklı şeyler. Yani Kızılyıldız'ın ilk karşılaşmasını Temmuz'un sonunda oynaması demek bizim Ağustos'un ortasında oynamamız demek. Eğer lig olarak kıyaslarsak. Avrupa maçı başlıyor ama işte. Avrupa maçı kimin başlıyor? Kızılyıldız'ın Avrupa maçı mı, lig maçı mı başlıyor? Sonuçta lig maçı başlıyor. Tamam. Bizimkilerin de Avrupa maçı başlıyor. Tamam, ligleri başlıyor. Şimdi ligleri başladığı noktada sen o hazırlığı, yani Kızılyıldız'ın senden yaklaşık 2 hafta hazırlık süreci olarak önde olması anlamına gelir. Planlamayı ona göre yapmışlardır. Ali abi, Avrupa maçı lig maçına göre daha önemli değil mi? Avrupa maçının telafisi yok. Lig maçının telafisi var. O şekilde planlanmıyor. Mi? Hazırlıklar. Yani ben ilk resmi karşılaşmamda %100 hazır olacağım diye planlamıyorlar. İlk lig karşılaşmasında takımın belli bir seviyeye gelmiş olması planlanıyor. Ali abi, Avrupa maçı, bak bir daha söylüyorum. Avrupa maçı lig maçına göre çok daha önemli değil mi? İlk maçta Avrupa'da daha hazır olman gerekmiyor mu sonuçta? 180 dakika oynuyorsun. Ligde ilk maçta hazır olmasan da zaten telafisi var, playoff'u var. 30 küsür maç oynayacaksın. Diğerinde 2 maç oynayacaksın. Avrupa maçına senin çok daha hazır şekilde olman lazım. Eğer çok güçlü rakiplerle karşılaşırsan. Çok güçlü rakiplerle karşılaşmazsan bu senin söylediğin şart değil. O zaman lig için de şart değil zaten. Kızılyıldız geçen sezon 20 küsür puan fark atmış. Onların da hazır olması gerekiyor ama hazırlar. Hani şu an ben kıyaslayınca kesinlikle bizim takımların daha ileride olması gerekiyor bu konuda. Ben hiç affı yok abi, çünkü şakası yok. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tamam çok güçlü tabii ki rakibine göre ama bu işlerin belli olmadığını geçtiğimiz yıllarda çok kez gördük yani. Tamam, hiç küçümsememek gerekiyor. Tekrar söylüyorum, yani küçümsedikleri için değil. Planlama o şekilde yapılıyor diyorum ben. İşte niye diyorum abi, ben de ben mi mantığı anlatamadım? Mantığı anlat. Avrupa daha önemli değil mi ligden? Bak, eğer senin söylediğin gibi olması, şimdi takımlar ne zaman toplandı? Temmuz'un başı işte. Tamam. O zaman Haziran ortasında toplanmaları gerekiyordu. Eğer senin söylediğin takvimde olsaydı 15 gün daha önce başlamaları gerekiyordu. Haziran ortasında ne vardı? Haziran ortasında Kızılyıldız'ın da vardı. Milli maçlar vardı. Tamam, Kızılyıldız'ın da bir sürü milli oyuncusu var. Onlar da ligin planlaması ona göre. Lig ne kadar erken başlarsa hazırlığını o kadar öne çekersin. Bu bir matematik. Yani bu bir şey değil. Abi o zaman ben anlaşamadım. Yani eğer sen kulüp olarak, sen kulüp olarak. Trabzon geç başlamadı mı zaten 3 büyüklerden? Neden geç başladı? Çünkü Avrupa maçı yok. Bizim takımlar tamam. Trabzon'a göre daha önce başladı. Ne kadar önce başladı ama? Trabzon'a göre ne kadar önce başladı? 2 hafta önce mi başladı? Hayır. Bir iki gün fark etti aralarındaki şey. İşte Kızılyıldız'la bizim takımların farkı ne kadar peki lig mesela? Lig işte, lig. Farkı lig. Ligi birinin Temmuz'da başlıyor, biri Ağustos'un ortasında başlıyor. Eğer sen lige göre değil Avrupa kupalarına göre düşünüyorsan, ki sen öyle olması gerektiğini düşünüyorsun. Abi ilk resmi maçın neyse ona göre başlarsın. Erken başlarsın. Ama onu da çok istemiyorlar. Çünkü lig çok uzun, sezon çok uzun. Dolayısıyla yüklemeler, takımların form tutması, o şu bu ciddi anlamda etkiliyor oyunculara. Tatilleri kısalıyor. Bir sürü şey var. Detayı var olayın. Yani bir tek sadece ben 27 Temmuz'da maç yapacağım diye o maçta %100 hazır olman mantıklı da değil zaten. Yavaş yavaş kademeye yükseltmen lazım. Yavaş yavaş kademeye yükseltmen lazım. Bu karşılaşmalar tabii ki önemli ama Arsenal'la oynamıyorsun. Eskisi gibi değil. Yani şimdi oynadıkları San Marino ekibi gelebilir. San Marino ekibi içinde 27 Temmuz'da full hazır olmak, senin bütün sezonunda, uzayacak sezonda form durumunda dalgalanma, sakatlık, o şu bu gibi bir takım problemleri beraberinde getirebilir. Evet, 7.49 saatlerimiz. Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Fenerbahçe Kızılyıldız maçını tabii öncelikle konuştuk. Şimdi bir de transferden bahsedelim. Şimanski transferi dün resmi olarak açıklandı. Fenerbahçe kulübünden KAP'a bir bildirim geldi. Profesyonel futbolcu Sebastian Şimanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Dinamo Moskova kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 euro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları
gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır dendi. Fenerbahçe 5. transferi, aslında bonservisle alınan kiralıklarla birlikte 7. transferini açıkladı. Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayır, İrfancan Eğribayat, Gustavo Henrique ve 7. isim de Sebastian Szymański oldu. Zaten bir süreden beri İstanbul'da olduğunu biliyorduk. Fotoğrafı da sosyal medyaya düşmüştü. Hatta öncesinde Galatasaray'ın da İstanbul'a getirdiğini dün Yusuf Kenan Çalık A Spor'daki yayınında yanılmıyorsam paylaşmış. Galatasaray'da tesisleri gezdirmiş ama bir anlaşma sağlamamış. Zaten Erden Timur ilgilendik ifadesini kullanmıştı ama maaşta anlaşılamamış. Sonrasında Fenerbahçe ile birlikte bir anlaşma sağlanıyor. Oyuncuya tabii ne kadar verilecek? İkinin üzerinde bir yıllık ücret kazanacağını tahmin ediyorum ama kapa bu yönde bir bildirim gelmedi. Belli ki o kap limitlerin altında kaldı. Çünkü Dzeko açıklanmıştı Fenerbahçe'de ne kadar kazanacağı ama Szymański'de bu açıklamayı görmedik. Fenerbahçe'de yeni artık hani 10 numarası demek lazım. 8-10 numara karışımı bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Hani üzerine artık çok fazla konuşmayacağız herhalde Szymański ile ilgili. Sadece fiyat belki konuşulabilir. 15'ler 20'ler konuşulurken Fenerbahçe 9.75 milyon euroya bu transferi bitirdi. Valla gene de yüksek bir bedel. Bonservis olarak Fenerbahçe'nin son yıllarda yaptığı yatırımlardan bir tanesi. İlerleyen dönemde belki parladığı zaman daha fazla gelir elde edebilecek bir oyuncu. Çok iyi bir sol ayağı var. Dün biraz bahsettik ya da ondan önceki gün oyunun merkezinde topla buluştuğu zaman direkt olarak kaleye gidebilen, kaleyi gördüğü anda isabetli şut çekebilen, çerçeveyi bulabilen, şutları sert, zaman zaman plaselerle köşeleri de görebilen, bunun yanında ceza sahası içerisinde koşulları yapıp ceza sahası içerisinde topla buluşabilen, ki ben hep artık orta saha oyuncularından hücuma dönelik olsun savunma yönelik olsun bunu yapmaları gerektiğini düşünenlerdenim. O işi de iyi yapabilen bir oyuncu. Şeyi tam bilmiyorum. Pas alışverişinde nasıl? Onu tam bir şey söyleyemem. O kadar izlemedim oyuncuyu. Genelde benim izlediğim pozisyonlar hep kesitler. Yani topu alıp gittikten sonra yaptıkları ile ilgili söyleyebilirim. Ama 90 dakika içerisinde pas trafiğine ne kadar hakim? Karışıyor mu? Karışmıyor mu? Yani Sosa mı? Talişka mı? Onu tam bilmiyorum açıkçası. Ama skorer kimliği Süper Lig'de Fenerbahçe'nin bayağı bir işine yarayacaktır. Şut bizde çok fazla denenen, çok fazla böyle özellikle kapanan karşılaşmalarda işi bitirecek bir formül olarak gözükmez. Ama iyi şut olan oyuncu her zaman için fark yaratır. Szymański de bu özelliğini kullanırsa Süper Lig'de bazı kapanan takımlara karşı Fenerbahçe'yi rahatlatabilecektir. Hele bir de az önce bahsettiğimiz hani oyuna katılımı beklenenin üzerinde olursa, pas trafiğine katılımı, o zaman tadından yenmez bir oyuncu olarak gözüküyor. Dzeko'yla nasıl bir ilişki kuracak, bu yine Fenerbahçe açısından belirleyici olabilir. Çünkü Dzeko gibi duvar olmayı çok seven, iyi pas opsiyonları veren, boş pozisyondaki oyuncuyu iyi gören bir isimle oynamak, Szymański gibi hani topu alıp direkt şut çekmeyi seven bir oyuncu için bulunmaz fırsat. O ikisinin uyumu Fenerbahçe için yine oldukça belirleyici olur, avantajlı olur. Ama Dzeko gibi bir profil varken Fenerbahçe'nin oyun kurucu ya da işte uzaktan şutuyla etkili bir isme mi ihtiyacı var, yoksa daha fazla ceza sahası içine giren Talişka gibi bir oyuncuya mı ihtiyacı var? Sanki gördüğümüz Dzeko'da Talişka gibi bir oyuncuya ihtiyacı oldu Sosa'dan ziyade. Zaten Dzeko geriye kadar gelip oyun kurulumuna yardımcı olacak belli ki. Hatta bana biraz Vedat Muriç'i de anımsatıyor. Fenerbahçe'deki dönemi hatırlarsan Vedat Muriç de çok fazla geriye gelir, sırtı dönük oynar, takım arkadaşlarına pas çıkarırdı. Dzeko'da da biraz o var. O yüzden Szymański tam o oyuncu mu? Gördüğüm kadarıyla pek oyuncu değil gibi ama Fenerbahçe'nin hücumunda bir nasıl acaba oyuncu değil gibi? Yani Szymański ceza sahasına girmez mi? Yani öyle çok koşuları yapmaz gibi geliyor bana. Daha çok ceza sahası dışında topla buluşacak, topu daha çok ayağına isteyecek bir oyuncu gibi gözüktü. Yani Talişka'ya benzetiyor musun? Bilemiyorum işte. 90 dakikasını öyle çok izlemedim oyuncunun. Benim izlediğim kesitler. Yani topu aldıktan sonra yaptığı aksiyonlar. Kimi pozisyonlarda, ki Esport'un YouTube kanalına koyduk
Şimanski'nin geçen sene Feyenoord'da attığı tüm golleri orada izleyebilirler. Oradaki bölümde izlediğin hani bir iki tanesinde direkt ceza sahası içerisinde topla buluşup skoru değiştiriyor. Bir tanesinde iki tanesinde topu merkezde alıp ileri doğru gidip şut atıyor. Bazısında da şut pozisyonunu kendi yaratıp şutu çekiyor. Yani aslında hücum anlamında yapılması gereken hemen hemen her şeyi yapıyor. Fakat işte 90 dakika içerisinde dediğim gibi acaba geriden oyun kurmakta mı yardımcı yoksa biraz daha işte Talisca tarzı bir oyuncu mu onu tam bilmiyorum. Onu zaman gösterecek. Aynen hani biraz hiçbir daha şey Talisca'dan ziyade hani güncel örnek vermek gerekirse Zaniolo gibi bir oyuncu profili Dzeko'yla bence daha bitirici, daha çok forvet karakterli bir oyuncu. Dzeko'nun oyun stilinde sanki daha faydalı olur diye düşünüyorum. Kağıt üzerinde tabii. 7.55 saatlerimiz Fenerbahçe'deki gelişmelerle hazırlık maçıyla ve transferle başladık. Sonrasında Galatasaray ve Beşiktaş'a da saat başıyla geçiş yapacağız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda. Evet, yeni saatteyiz. Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray kiralık olarak transfer etmeyi düşündüğü ve bu yönde de görüşmelere başlandığını kapa bildirdiği Angelinho'yu İstanbul'a getirdi. Özel uçakla İstanbul'a geldi. İspanyol oyuncu Erden Timur da uçaktaydı. Birlikte havalimanında görüntüde verdiler. Oyuncuyu da bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı. Tabii geçmişte Icardi'de olduğu gibi çok yoğun bir kalabalık yoktu. Parmakla sayılacak kadar taraftar vardı ama onlar da coşkulu şekilde Angelinho'yu karşıladılar. Angelinho Galatasaray'la anlaştığım için oldukça mutluyum. Sarı kırmızı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum ifadesini kullandı. Galatasaray transferle ilgili son detayları paylaşmadı. Görüşmelere başlandığını açıkladılar. Bugün de artık transfere dair diğer detaylar kamuoyuna aydınlatma platformu aracılığıyla paylaşılacaktır ki bilgiler Galatasaray'ın kiralama bedeli olarak 1,5 milyon euro ödeyeceği, 20 maç oynadığı takdirde de Angelinho'nun bonservisini 6 milyon euroya satın alacağı yönünde, hatta ekstra bir 1 milyon euroluk da bonus maddesinden söz ediliyor sözleşmede. Yani toplamda 1,5-6, bir de oradan 8,5 milyon euroluk bir operasyon gözüküyor ki oyuncuya da yıllık tahminen 2 milyon euronun üzerinde bir ödeme yapılacak. Oyuncu burada sağlık kontrollerinden geçecek, sonrasında da Galatasaray'ın kampına katılacak ki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki İkinci eleme turundaki maçında da bir aksilik olmazsa, maç olarak, ritim olarak, fizik olarak bir problem olmazsa forma şansı da bulabilecek. Zaten orada herhangi bir yabancı sınırlaması yok. Galatasaray dilerse 11 yabancı oyuncuyla da sahaya çıkabilir. Sadece tabii 25 kişilik liste oluştururken Galatasaray'ın problem yaşayabileceğini söyleyebiliriz. Bu hafta içi aslında pek fazla bunun üzerine konuşmadık ama Galatasaray'ın özellikle ikinci kaleci için Günay Güvenç ile ilgilendiğini biliyoruz. Fakat Günay'ın Almanya doğumlu olması ve UEFA'ya verilecek listede de yerli oyunculardan biri olarak sayılmaması Galatasaray'ın işini bir aile zorlaştırıyor. O yüzden Galatasaray yedek kaleci transferinde buna dikkat edecek ve Türkiye doğumlu bir yedek kaleciyle anlaşma zemini arayacak dendi. Ama öyle bir isim var mı şu anda piyasada? Çünkü Galatasaray'ın adı Günay'la birlikte Doğan Alemdar. İki oyuncu vardı gündemde en son sıcak olarak bahsedilen ama Doğan da Fransa Lig 2'ye gitti. Günay Güvenç'te de böyle bir problem var. Daha önce Uğurcan Çakır'ın ismi basına yansımıştı ama orada da Okan Burun görüşü net. 2000. kaleciyle devam etmek istemiyor. Bakalım Galatasaray orada nasıl bir çözüm üretecek. Biliyorsunuz UEFA listesinde 4 altyapıdan yetişmiş ve onun üzerine 4 de yine ülkede yetişmiş. Bizim için örnek vermek gerekirse tabii Türkiye'de yetişmiş. Futbolcu yazmanız gerekiyor. Yani toplamda 8 yerli oyuncu en az yazmanız gerekiyor. Galatasaray'da şu anda bunu tutturmak pek kolay değil. Özellikle altyapıdan liste yazılacak oyuncular konusunda da sıkıntılar çıkabilir. Hani yedek kalecilerden biri örnek veriyorum Batuhan yazılır altyapıdan. Emin Bayram yazılır. Bir de Yunus Akgün şu anda Galatasaray'ın altyapı kontenjanından liste yazabileceği isimler bunlar. Diğer yerliler açısından da Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ön plana çıkıyorlar. Kazımcan Karataş var. Abdülkerim. Bir de Abdülkerim Bardakçı var. Orada yani bir altyapı oyuncusu belki bulursa Galatasaray o işi de
çözebilir ki Berkan gibi işte Kaan Ayhan gibi oyuncular da o listede yerli olarak yazılamayacak oyuncular, çünkü biri İsviçre, biri de Almanya doğumlu. Başka da öyle bir ismi yok Galatasaray'ın. Bu da hani teknik heyetin ince düşündüğü bir konu. Yusuf Demir de keza aynı şekilde yerli olarak UEFA listesine yazılamayacak. Var mı Agnoli'yle ilgili ekleyeceğimiz, artık konuşacağımızı konuştuk. Bilmiyorum, bir detay var mı aklında? Evet, hafta boyunca konuştuk. Hayırlı olsun diyelim. Galatasaray iyi bir tercih yaptı gibi gözüküyor sol bek pozisyonuna. Bir tek akıllardaki soru işte ligde 8+3'te nasıl bir kullanım olacak, onu çok netleştiremedik. Orada bir alternatif Galatasaray yaratmak durumunda, hatta dün biraz dile getirmiştik, birden fazla alternatif yaratmak zorunda ki tek çözüme bağlı olmasın. O konuda mesela Okan Buruk veya İsmail Kartal'la herhangi bir soru soruldu mu? Çünkü hani Beşiktaş'ta bu anlamda çok bir sıkıntı gözükmüyor ama Galatasaray Fenerbahçe'de kadro planlamasında bu 3 yerli kuralı bayağı zorluk çıkaracak gibi. Yani, görmedin değil mi sen hiç? Ben görmedim. Yani soru duymadım ama herhalde soru sorulsaydı cevap mutlaka yansırdı. Sonuçta takip ediyoruz ama Okan Buruk ve İsmail Kartal'dan hani o konuya dair bir açıklama, 8+3'ü nasıl değerlendireceklerine dair bir şey duymadık. Bir tek Galatasaray'da o bir şey olabilir, soru olabilir, problem olabilir Agnoli'yle ile alakalı olarak. Onun dışında zaten hafta boyunca oyuncuyu konuştuk. Kaliteli bir oyuncu. Galatasaray'ın hücuma çıkan sol bekinin beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek bir oyuncu her açıdan. Oluşturabileceği potansiyel savunma zaaflarını da Galatasaray ligde yaşamaz diye düşünüyorum özet olarak. Peki diğer bir transfer gelişmesi, hani bunu çok ben de üzerinde durmayacağım. Halil Dervişoğlu. Tabii Türkiye'deki kural sebebiyle o da gündeme çok fazla geldi. Galatasaray dönemi olmuştu. Bu dönem Beşiktaş'ı ilgilendi ama Beşiktaş'ta bir türlü o transferi bitiremedi. 4-5 takımın ilgilendiği, Brentford'da görüştüğü, Brentford'da anlaşıldı ama Halil Dervişoğlu'nun orada maaş konusunda Beşiktaş'ta anlaşamadığı söylendi muhabirler tarafından ve sonrasında da Galatasaray'ın dün itibariyle devreye girdiğini anlıyoruz. Dün birçok muhabir bu haberi geçti Galatasaray'da. Bir kez daha bir Halil Dervişoğlu dönemi göreceğiz ama Halil Dervişoğlu çok orada planlamada yok gibi gözüküyordu. Galatasaray'ın Icardi alacak, iyi bir yedek alacak. Barış Alper'le de o bölgeyi yedekleyecek diye düşünüyorduk. Ama şimdi bir de Halil Dervişoğlu çıktı. Ki Halil'i de herhalde hücum hattı için, yani Mertens veya Zanyolu'nun alternatifi olarak, yani 10 numara alternatif olarak düşünmüyor Galatasaray. Ama hücumun bir alternatif olarak Halil Dervişoğlu da gündeme geldi Galatasaray'da. Evet. Yani bilmiyorum ne kadar hani haberler doğru ama normal şartlarda senin dediğin senaryo gerçekleşecek gibi gözükmekteydi. Halil enteresan bir oyuncu. Halil aslında kaliteli bir oyuncu. Fakat bir türlü istikrar yakalayamıyor. Bir de biraz bir bu vurdum duymaz halleri bizim taraftarların pek sevdiği haller değil. Cool bir adam Halil. Umursamaz bir tavrı var. Öyle olunca taraftar da işler kötü gittiği anda hemen günah keçisi haline getirebiliyor bu tarz oyuncuları. O yüzden böyle bir hani kredisi az isimlerden biri Halil. Aslında öyle olmaması lazım. Ama öyle bir havası var işte oyuncunun. Öyle olunca da buralarda böyle değerlendiriliyor. Yani orada çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Ama Halil normal şartlarda bence iyi bir bağlantı oyuncusu. Hani böyle onun için net bir santrafor da diyemiyorsun ama mesela net bir tabii net değil yani aslında 10 numara karakteri barındıran içinde bir santrafor gibi, hani oralarda o işleri yapabilecek oyuncu, topu tutabiliyor, kaleye yüzünü dönebiliyor, sırtını dönebiliyor, pas opsiyonları kötü değil Halil'in, ama işte o istikrarı verememesi, istikrar veremediği için, gittiği herhangi bir takımda istikrar veremediği için bence biraz böyle değerinin altında gözüken oyunculardan biri. Tabii böyle isimlere de full hiçbir takım güvenmiyor. Dolayısıyla Galatasaray bugün Halil'i ya da Beşiktaş Halil'i gündeme getirdiği zaman yerli işte santrafor, hani öyle düşünüyorlar. O yüzden de üçüncü opsiyon. Hani kimse Halil'i ikinci opsiyon olarak düşünmüyor ya da Halil yetenekli oyuncu, ben buna bir şans vereyim, bununla sezona yürüyeyim demiyor. Hep böyle ikinci, üçüncü, hatta daha çok üçüncü alternatif olarak düşünülüyor. Bu da oyuncu açısından tabii ciddi bir dezavantaj.
Bu noktada hani Galatasaray'a da Beşiktaş alırsa Halil'in rolü 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor. Türkiye Kupası ve bazı sıkışan karşılaşmalarda sakatlık ya da ceza ile beraber son 10-15 dakikada sahada görebileceğimiz bir isim olarak hani hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta o rolünü oynayacaktır, öyle gözüküyor. Tabii bir rol oyuncusu olacağı kesin ama santrfordan ziyade belki diğer bölgeler için de birer alternatif olarak düşünebilir Galatasaray'da. Belki Kerem'in alternatifi, belki sağ tarafın alternatifi, işte 10 numarada Mertens veya Zanyolu. O bölgelerde de hani ilk 11 başlamasa da belki oyuna sonradan girerek. Çünkü milli takımda da kanatta oynadığını hatırlıyorum ben. Oraların her yerinde oynar ama kanatta mesela kanatta böyle alıp süper gidecek hızlı bir oyuncu değil. İşte bir kere bir hangi milli maçta hatırlıyor musun? Halil sağ tarafta yıkılmamıştı. Topu taşıyıp sonrasında ya gol atmıştı ya gol attırmıştı. Hmm. O zaman da etkilenmiştik Halil'in. Hani çok böyle güçlü gözükmüyordu ama orada... Milli maç mı Galatasaray? Milli maçtı. Milli maçtı. Galatasaray'da da öyle bir şey yok muydu? Orta sahadan alıp direkt gittiği kaleye. Orta sahanın merkezden evet, olabilir evet. Ama benim hatırladığım sağ kanattan taraftan mı? Direkt sağ çizgiden alıp götürdüğü. Şimdi... Şey miydi ya bu farklı kazandığımız maçlardan bir tanesi miydi? Başakşehir'in stadında oynanan. Olabilir. Şimdi dinleyicilerimiz yazar. Ben bakmadım ama belki hatırlayan varsa yazabilir. Hani kanatta da öyle özellikleri zaman zaman istediği zaman yapıyor aslında Halil Dervişoğlu. Pek o yeteneği var. İstiyor gibi gözükmüyor sadece. İşte problem orada Halil Dervişoğlu'nda. Rotasyonda herhalde Barış Alper'in ne olursa olsun yine gerisinde olacaktı. Çünkü Barış bu kadar çıkış yakalamışken Halil'in onun önüne geçmesi hem center for rotasyonda hem kanat için tabii çok da iyi olmaz bence. Çok da adaletli olmaz. Orada herhalde daha da garanti almak istiyor yerli. Rotasyonunu Galatasaray diye düşünüyorum. Hani Barış'ta kalsın. Yunus zaten altyapıdan çıktığı için bence kesin takımda tutulacaktır. UEFA listesi içinde. Üzerine bir de Halil'i getirelim ki orada yabancı konusunda çünkü sol bekte bir yabancısı olacak Galatasaray'ın. Diğer bölgelerde güçlü şekilde tutmak istiyor. Belki de Galatasaray son maçlarda da gösterdi. Barış Alper ve Icardi Fenerbahçe derbisinde değil mi? Aynı anda sahadalardı. Böyle çift forvetli bir düzende zaman zaman görebiliriz. Yani Mertens bu sezon çünkü çok istikrarlı şekilde oynayacak gibi durmuyor. Planlamaya bakarsak Zanyolu'nun kaldığı senaryoda Raşit'sa da gelirse Mertens yedek olacak. O yüzden hani o bölgede bayağı kalabalık bir rotasyon göreceğiz gibi Galatasaray'da. Onun haricinde Kerem Demirbay'dan bahsettik birkaç gündür. Onunla da ilgili gelişmeler var. Galatasaray 4 milyon euro önermiş Bayer Leverkusen'e. Leverkusen 4 istiyormuş. Galatasaray daha da düşük bir fiyata bu transferi bitirmek istiyor. Bana da ucuz geldi 4 milyon euro. Hadi Galatasaray. Mertelem'e ucuz gelen bir transfer. Neler oluyor? Şey olarak canım yani 4 milyon tabii ki kulüp için fazla da şey olarak yani Kerem Demirbay algısı bende daha yüksekti. Ama hani Leverkusen 4 milyon euro istiyormuş. Öyle çok yaşlı bir oyuncu da değil. 30 yaşında bir oyuncu öyle 35 falan da değil. Sana normal mi geldi 4 milyon euro istemeleri Kerem Demirbay için? Sözleşmesi ne zaman bitiyor? Son senesi. Büyük ihtimal Galatasaray bu sezon ağırlıkta hep son senesindeki futbolculara gitti. Kerem'in de tahminen. 30 yaşında bir oyuncu. Evet. Hani ne kadara alsan satacaksın o 4 milyon euro verdiği son 4 milyon euro olacak. Büyük ihtimalle Kerem için. O yüzden de bence normal bir rakam. Daha da düşürebilir Galatasaray. Evet, Galatasaray zaten düşürmek istiyor. Hani oyuncu çünkü, da gelmek istiyor. Kerem'i aldın 2 sene oynattın 32 yaşında kaç milyon euroya satabilirsin? Milyon euro etmez büyük ihtimalle. 1 milyon euro civarı belki daha az bir bonservis bedeli ödenebilir eğer Galatasaray'da 2 sene oynadığını hesaplarsak. O yüzden hani çok abartı bir rakam değil. Çok hani öldüren bir rakam değil oyuncu. Hatta yani işte 30 yaşında sözleşmesinin bitmesine bir sene kalmış bir oyuncu için de fena bir rakam da değil. O da biraz senin dediğine de geliyor. Hani Kerem'in iyi bir oyuncu olmasını da gösteren bir rakam bence kendi içinde. Evet, orada da Galatasaray'la ilgili hani çok negatif haberler yok. Yakın zamanda bu transferde Galatasaray'ın açıklaması bekleniyor. İşte Kerem, Halil bu oyuncular gelirse o senin söylediğin rahatlama 8+3'te ve bazı pozisyonlarda Okan Buruk'un elini rahatlatır. Eğer tek alternatifte kalırsa Galatasaray o zaman zorlanacaktır. Şimdi savunmada bir Kaan Ayhan şeyi var, opsiyonu var her ihtimalde. Merkezde Kerem, işte ileride Halil opsiyonu olursa Galatasaray açısından. İşte Barış Alper, Yunus, solda Kazımcan. Evet. Olanlardan bahsediyorum. Yenilerden. Yeni gelebileceklerden bahsediyorum. Öyle bir Galatasaray rahatlama gider. Bunu yapmak zorunda zaten. Hani çünkü Galatasaray sadece Avrupa'da oynamayacak.
Ligde bu 8+3 illetinden kurtulamadığımız için bu sezon bu hesaplar yine devam edecek. Aslında Galatasaray'ın oyuncuları var da taraftar nezdinde pek kabul görmeyen oyuncular orta sahada. Yoksa Taylan var, Emre Kılınç var. Hani kanat olarak Emre Kılınç da son maç iyi gözüktü ama tabii. Sen şu an Taylan ve Emre Kılınç deyince Galatasaray bence taraftarları 8'i çeyrek geçip uyandırdın. Zaten Taylan kampta yok. Evet. Emre Kılınç var ama. Emre kampta. Oynuyor. Tamam. Taylan kampta değil. Taylan düşünülmüyor kesin. Emre bir alternatif olabilir mi? Olabilir. Eğer çok çok iyi çalışır, bir istikrar gösterebilirse kalma ihtimali var. Düşük de olsa var. Çok kalabalık tabii Galatasaray'ın şu an oradaki rotasyonu. Morutsan da girdi oraya. O da doğru, iyi doğru gözüküyor. Şimdi onu da tekrar göndermek bu kadar bir hava yakalamışken, böyle bir potansiyel varken önemli de bir yatırım yaptı Galatasaray. Şimdi onun bölgesine de çok takviye geldi. Gelecek daha fazla. Hani hem sağ kanada hem on numara nerede oynayacak? Raşit'sa gelse. Yunus var. Mertens var. Zanyola var. Zaten şey kalmıyor. Şimdi birebir yedeklersen ilk 11'de Kerem'in yedeği kim? Barış Alper. Kerem'in yediği direkt Barış Alper mi diyorsun? Evet. Icardi'nin yediği kim? İşte yabancı Mihail Antonio diyorum. Ya da işte kim çıktı en son? Alexis Sanchez diyorum. Ya da Bakan bu diyorum. Tamam, bir yabancı artı Halil Derviş. Halil olabilir. Evet. Değil mi? Sağ tarafa gittim. Raşitsa'nın yedeği Yunus. Yunus. Mertens'in yedeği Zanyola mı diyorsun? Ya Zanyola, hatta ilk 11 Mertens yedek diyebilirsin. Morutsan. Ki daha Yusuf Demir var. Morutsan, Yusuf Demir. Düşünebilecek. Emre herhalde ikisi gider. Yani orada birini tutarlar yine. Üçüncü bir oyuncu artık Morutsan mı olur? Hangisi olur belki? Ama işte tutsa bile hani Barış Alper zaten sağ açığın da belki birinci yedeği olacak. Biz hani tek tek yaptık ama sonuçta öyle ilerlemiyor işler. Hani sağ kanat sakatlandı, Yunus oynasın diye bir şey yok. Hani sağ kanat sakatlandı, Barış Alper de oynayabiliyor. Ben şey olarak yaptım, sayısal olarak yaptım. İşte orada da oradaki en son oyuncu. Yani senin bir numaralı yedeklerin Zanyolo, Barış Alper ve Yunus. Hı hı. Değil mi? Bu üç oyuncu. Ben Mertens diyorum hatta. Zanyolo de, ilk 11 oynatıyorum. Bir de yabancı. O da Icardi'nin yedeği. Dört evet pozisyon var. Evet, evet, evet. Yani üçü şu an kadroda. Hı hı. Bir tanesi gelecek. İkinci santrafor kesin olarak. Bir de Raşit'sa gelecek aslında. Yok, Raşit'sa ilk 11 yazdık zaten. Ama yok yani sen. Yani şu an resmi de Raşit'sa diyorum ben. Tamam bak. Şöyle düşün. Çünkü Antonio da gelmedi ya, o yüzden. Tamam. Bak ama şöyle düşün. Kerem, Icardi, Raşit'sa dedik. Hı hı. Arkalarında da Mertens dedik. Gelecek, geçen seneki dörtlü. Ben Zanyolo diyorum. Ya tamam. Of. Bir şeyi bozma kardeşim. Abi, arkasına bak. Arkasına bak sen. Tamam. Geçen seneki 11'i koydun. Arkasına bak. Arkasına baktığın zaman şu an Galatasaray'da Zanyolo, Barış Alper, Yunus. Yunus. Gelecek olan yabancı var. Bunların dışında Halil gibi bir opsiyon gündemde 3. santrafor olarak. Evet. Morutsan'ın var. Yusuf Demir'in var. Yusuf Demir'in var. Emre'm var Kılıncı elinde. Yani bayağı aslında dediğin gibi orada oyuncu var. Çoğu da gider. Yani gidecek gibi gözüküyor. Şimdi atladığımız bir oyuncu var mı diye bakayım. Yok, bunlar var. Bir de hani belki 10 numaralı alternatif olarak Çıkıldağ da yazıyor ama onun da gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta Başakşehir'e. Geniş gidecek bayağı kadro söyleyeyim. Orada geniş. Yani geleceklerle beraber 12 tane oyuncu saydık. Aynen, çok fazla. Ama işte Şampiyonlar Ligi diyebilirsin. O yüzden geniş tutmak isteyebilir Galatasaray oradaki rotasyonu. 12 oyuncu var ama. Çok. Ya bence de çok. Ben de o kadar yapmam. Ama Galatasaray'ın da planlaması bu şekilde. 8-18 araya gidelim. Aradan sonra telefon hattını yine sizler için açıyoruz. 0212 363 0434. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.22 saatlerimiz, dinleyicimiz var hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar Mert Bey. Ali abi günaydın, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Günaydın, hoş geldiniz. Bağlanma sebebim dünkü konuştuklarınıza ilaveten... ...hani bu harcama limitleriyle alakalı her şey yapılmak için şey... ...mış gibi yapılıyor demiştiniz ya. Evet. Ali abi sana sonuna kadar katılıyorum ve eklemek istediğim de bir şey var bu konuda... Bizim sadece futbolda değil, hayatın bütün genelinde bizde sadece mış gibi yapılıyor. En basiti, ben 90 kişinin çalıştığı bir üretim fabrikasında çalışıyorum.
İş güvenlik diye bir şey var mesela. İnsanlar kaza yapmasın diye yapılmıyor, inanın yapılanlar. Sadece kaza olursa benim başıma bela gelmesin diye yapılan birçok iş var. Yani orada kazayı önlemektense aman kaza olursa benim başıma iş açılmasın, yani gelip beni bulmasın. Aynı şu anda federasyon başkanının da yaptığı gibi şu an sadece yönetmeye değil idare etmeye geldi. Çünkü maalesef Türkiye'de artık yukarıdan işaret edilmediği zaman oranın sahibi olamıyorsunuz ve işaret edildiğiniz yeri de dinlemek zorundasınız. Kulüplerin de hani Mert Bey demişti ya, hep böyle mi gidecek, 10 yıl daha mı erteleyecekler, bir daha mı anlaşma yapılacak falan. İnanın bu böyle gider. Niye arkasında 15-20 milyon taraftarı olan kulüpleri hiç kimse karşısına almak istemez. Çünkü böyle bir şey olduğu zaman, atıyorum işte ben Beşiktaş taraftarıyım, Beşiktaş iflas etti, battı. Bu çok büyük bir şeydir. Hem ülkeyi yöneten hem 20 senedir iktidarda olan bir yönetim için bu biraz istenilmez, böyle bir şeyin, bir algının oluşması. Çünkü 20 milyon taraftarın ülke ekonomisi bu kadar kötüyken kulüplerin de bu hale gelmesi belki de 20 milyonun acaba kral gerçekten çıplak mı demesine sebep olacaktır. Bunları söylemek için aradım. Bir de Ali abi sana şunu sormak istiyorum. Mert Bey size şunu sormak istiyorum. Kulüpler neden mesela, ben Beşiktaş'ın satılmasında hiçbir rahatsızlık duymam. Gelsin zengin bir iş adamı alsın. Yani bundan bilmiyorum, sosyal yapımız mı uygun değil. Ama hiç böyle bir şey dillendirilmiyor. Yok. Bence satılabilir. Yani Manchester United satıldı diye taraftarı aidiyet duygusu hissetmiyor mu yani? Ben bundan bir taraftar olarak rahatsızlık duymam. Bunun da bir çözüm olduğunu düşünüyorsunuz hatta. Evet evet, yani şu borcuyla kimse almak istemez zaten. Ama devlet biraz yardımcı olursa, ki devletin üstünden de bu yükü almış olur o zaman. Hani gelip birisi sahiplenirse, para verip kulübü satın alırsa, devlet de şunu deme hakkına sahip. Kişi firması, bakın ben üzerime düşeni yaptım. Bu kişinin yönetiminin kötü olması yüzünden bu kulüp battı. Ben sorumluluğu kabul etmiyorum da diyebilir bu sayede. Evet, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet. Yani vakıflaşıp kulüpler satılabilir mi? Peki, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Tabii ki şu anki statüde satılması mümkün değil ama neden olmasın? Yani bu hiçbir zaman olmayacak diye bir şey. Yok, şu an dernek statüsünde Ali abi sakatlandı. Vurdum. Sanki halı zaten. İki hafta sahalardan uzağım. Gittiniz mi? Ali abi zaten sakatlandı. Sakattı, bir de vurdum. Evet, burada masaya bazen ben de vuruyorum. Anlayabiliyorum seni. Olabilir yani, satılabilir. Bugün çok ütopik geliyor satılmak. Ama kanun değiştiriyorsun, dernekten işte AŞ'ye tam olarak geçiyorsun. Satılabilirsin. Hani Göztepe satıldı. Sonuçta bizdeki her kulüp dernek statüsüyle herhalde hayatına başladı ama belli bir yerden sonra da şirketleşebilir. Şirket kuruyor. Hepsinin de zaten şirketi var. Galatasaray'ın da var. Sportif AŞ vesaire. Fenerbahçe'de sonra arada borçları birbirine geçiriyorlar. Tabii aynen. Derneğin yükünü alıyor. Yok, sonra tam tersi oluyor vesaire. Onlar yapılabiliyor. Yapılabilir yani, uzun vadede bu da bir çözüm ama işte bu kulüpleri kim alacak bu kadar borç yüküyle? O güzel bir soru. Değil mi? Yani böyle bir borç yükü varken alınabilir mi? Yurt dışındaki örneklerde de borçlu kulüp alınıyor ama bu seviyede, gerçi hani euro cinsine vursak borçlar ne kadar kaldı? Çünkü borçlar da azaldı euro seviyesine. Tabii. Baktığında. Hani kulüpler çok şikayet ediyorlar döviz kurunun geldiği noktadan ama bu tarz bir satış olursa da euro cinsinden borçların azaldığı için belki daha cazip olabilir takımlar. Şu an mesela Fenerbahçe'nin 7,5 milyar lira civarında borcu var. 250 milyon euro yapar. Evet, 30 desen kaba bir hesapla euroya. Doğru hesap. Doğru mu hesapladın? Doğru mu? 75 75 milyon euro. 75 milyon euro olur mu? Fenerbahçe'nin 7,5 milyar lira borcu var. Sen kaç dedin? 25 250 mi dedin? 250 milyon euro dedim. Yanlış mı söyledim? 25 milyon euro. 25 çarpı 30, pardon. Yok, evet. Matematik öldü şu anda. İki kişi var. Yücel abi sen yardım et bize. Kaç, bir dakika. 30'la çarpacağız değil mi? Sensin. Evet, 30'la çarpacağız. 25 ile 30'u çarpsam 75-750 oluyor. Yok, tamam. 750 milyon euro. 750 milyon euro. Yok, ne yaptın? 5 milyar lira. Pardon, 250 milyon euro. Doğru mu söyledim? 250 milyon başta. Euro. Evet. Yani inşallah öyledir. Şöyle,
Bu rakamlar şu an herhangi bir dolar milyarderinin çok rahat verebileceği rakamlar. Türk lirası olan borcu euroya, dolara çevirdiğin zaman. Yani aslında giderek kulüplerin sahiplenme ihtimali de artıyor. Dövizin artmasıyla beraber. Her ne kadar biz matematiği öldürsek de sonuçta onların şu an kullandığı para 30 birim, 28 birim olduğu noktada, o kadar değerli olduğu noktada senin Türk lirası üzerinden yaptığın borçların çok bir önemi kalmıyor. Ama diğer tarafta hani bir kişi neden bir kulübü satın alır? Ona bakmak gerekiyor. Neden bir grup bir kulübe yatırım yapar? Ya da çok zengin bir hem grup hem kişi bir kulübe yatırım yapar? Onu düşünmek gerekiyor. Sonuçta bu kişi Beşiktaş'ta olduğu için gelip kulübe almayacak. Evet. Beklentiniz o değil. Genelde zaten yurt dışından firmalar gelip böyle hamleler yapıyorlar. Evet. Yani Amerikalı bir yatırım grubu geliyor ya da Amerikalı bir milyarder geliyor. Şimdi işte Göztepe'de Danimarkalı bir yatırımcı geldi. Evet. Göztepe'yi satın aldı mesela, evet, değil mi? Ama Göztepe küçük bir şey. Kulüp. Diğer kulüplerle karşılaştırdığım zaman mesela hani Glazer ailesi geliyor, Manchester United alıyor. Şimdi 6 milyar dolara satmanın peşindeler. İşte anlaşmaya çalışıyorlar. Bunun yanında işte Manchester City'nin bir gruba satışı. Bunun yanında özellikle İngiltere'de hemen hemen birçok kulübün hem grup olarak hem de şahsi milyarder olarak sahipleri var. Ama bence temel fark onların planı Premier Lig'in ya da Premier Lig seviyesine yakın veya o noktaya oynayan kulüplerin dünya çapında tanınmış olması, dünyada taraftarların olması ve gelirlerinin de hem oyuncu alımı hem de satımı bakımından yüksek olması, yayın gelirlerinin yüksek olması, reklam gelirlerinin yüksek olması, sponsorluk gelirlerinin yüksek olması bence biraz bunları etkiliyor. Yoksa hani bizdeki gibi bir yapıda şimdi bakıyorsun ligin yayın gelirinden aldığı rakama baksa adam için çok komik bir rakam. Takımın ürettiği gelire bakıp işte oyuncu satışı, oyuncu alımından çıkan farka baksa eksi yazıyor. Her sene ciddi şekilde eksi yazıyor. Daha dün konuştuk ya, Beşiktaş'ın her sene ortalama olarak söylüyorum 1 milyar lira para bulması lazım. 1 milyar lira gene onlar için büyük bir para değil. Ama işte aması, yani bu yatırım yapılacak bir şeye sahip mi? O sana o heyecanı veriyor mu bir yatırımcı olarak? Çok büyük taraftarları var. Çok fazla taraftarları var. Ama genel olarak çoğunun kendi yarıştığı kulvar dışında Avrupa'da istikrarlı ve sürekli başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Dünyada Türkler dışında taraftar kitlesi oluşturduğunu söyleyemeyiz. Gelir gider, o şu bu. Ülkedeki rekabetin koşullarıyla gene değerlendirdiğin zaman öyle çok açıkçası albenisi olan kulüpler değil diye düşünüyorum öyle ben. Ama sen yine kıyası mesela burada Premier Lig'le yaptık. Tabii ki Premier Lig seviyesine çıkmamız mümkün değil ama mesela sadece bu Premier Lig kulüplerinde yatırım yapılmıyor. Bugün mesela haber çıktı, işte Hajduk Split'e Gazprom galiba yatırım yapacakmış. İşte Hajduk Split, hani Hırvatistan'da bir takım, eminim yine bu tarz Hırvatistan, Sırbistan böyle alt seviye gördüğümüz liglere, liglerdeki takımlarda çok önemli yatırımlar yapılıyor. Sürekli ben de haberlerini görüyorum. Mustafa Tağ da paylaşıyor. Bizim için de olabilir. Yani illa ama müthiş bir marka değerine yatırım yaptığın zaman aklına bir şey gelmiyor mu? Mesela. Abi Premier Lig'e yatırım yaptığında kara para aklamıyorlar mı zannediyorsun? Hayır, kara para için söylemedim. Onu yüzden söylemedim. Ben onu anladım. Yani şöyle mesela Hırvatistan'ın bir oyuncu yetiştirme kültürü var değil mi? Mesela o bir aslında gerçekten yatırım olabilir. Oradaki o işleyen düzeni daha iyi hale getirip oradan daha fazla oyuncu üretmek mesela bence iyi bir yatırım. Buradaki yatırıma göre. Çünkü burada giden bir para var. Orada gelmesi muhtemel bir paraya yatırım yapabiliyorsun. Premier Lig'de de sadece bunu Manchester City, Arsenal, Manchester United seviyesinde düşünme. Premier Lig'in orta ve orta alt sınıf takımları da, yani bizim kulüplerimize göre çok daha küçük ölçekli kulüpler de yatırım alabiliyorlar.
Bence farkı o işte. Lig biraz seni yukarı doğru çekiyor. Hani bizde bu mevcut şartları, mevcut futbol iklimini biraz daha normal hale getirsen, o zaman yatırım için daha farklı düşünebilir diye bir planlama yapılabilir. Peki mesela Fenerbahçe oyuna gitmedi mi? Fenerbahçe her sezon satışla yapan bir kulüp haline geldi. Mesela bir yatırımcı baksa Fenerbahçe incelesi. Ya bu adamlar her sene en az 17 milyon euroluk neredeyse satış yapmışlar son 6 sezonun 5'inde. Ki bu sezon belki rekor kıracak. Salah'a gidecek. Belki Batshuayi gidecek. 50 milyon euroluk satış. Belli bir ivme var. İşte devam etmesi lazım. İşte devam etmesi lazım. Tabii. Yani onun bir gelenek olduğunu, onun sürekli yapılabildiğini, tesadüf olmadığını en basit tabirle karşı tarafı ikna etmesi lazım. Ha, bunun dışında tekrar söylüyorum, hani gelecek yatırımcıyı kendiniz gibi düşünmeyin. Sen çok iyi bir Galatasaraylısın, milyar dolarlarım var, Galatasaray'a yatırım yaparım diye düşünmeyin. Bu insanlar Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'yi bilmiyorlar. Sizin gibi taraftarları da değiller. O zaman işte o yatırımcıların yerine kendinizi koyun ve ben bu lige, bu kulüplere neden yatırım yapayım diye sorun kendinize. Cevabında ne bulabiliyorsunuz? Ben kendi adıma çok büyük bir taraftar kitlesi bulabiliyorum. Ama onun dışında hani kulüp organizasyonu, oyuncu alma satma, gelir gider dengesizliği, futbol ikliminin adaletsizliği, futbol ikliminde sürekli negatiflik, bunlar bence yatırımcıyı kaçıran faktörler. Sürekli hakemin konuşulduğu, sürekli kavga, dövüş olan birlikte sen gelip yatırımcı olarak yatırım yaptığın anda o büyük taraftar kitlesini harekete geçirebilmek için çok pozitif şeyler yapman lazım. Pozitif şey de sportif başarı olur. Sportif başarı da hem ulusal anlamda olur hem daha fazlası uluslararası alanda olması lazım. Eğer o dinamikleri harekete geçirebileceğini düşünüyorsan yatırımı yaparsın. Ama ben buraya ayağını sokacak birinin çamura batıp saplanacağını düşünüyorum şu aşamada yabancı yatırımcı olarak. Benim milyar dolarım olsa açıkçası buradan kulüp bakmam. Yani kulüpler alınabilecek şeyde olsa, yapıda olsa dahi açıkçası yapmam. Bir şey göremiyorum. Hani beni cezbedecek bir faktör göremiyorum. Bilmiyorum ben mi çok şey baktım, ne derler. Ekonomik olarak bakarsan evet, ama belki farklı şeylerin varsa hayatta, bir egonu belki tatmin etmek istiyorsan kulüp satın alıp o taraftar desteğini arkama almak, zarar etmeyi göze alıp da yine, çünkü herkes bu şekilde kulüp satın almıyor herhalde, sadece ekonomik olarak bakmıyorlar. Ama diğer tarafta eğer bir şeyin yoksa, yani kulüp satın aldın, egonu tatminden ziyade bence o kulübün bir iş adamı olarak sana fayda sağlaması lazım gittiğin ülkede. Ne demek istediğimi anladın mı? Mesela Paris Saint Germain satın alındığında çok kâr ediyor mu? Ya da Manchester City çok kâr eden bir kulüp mü şu anda, yoksa Manchester senden City mi ediyor. Götürüyorlar? Manchester City ediyor. Manchester City ciddi şekilde ediyor. Kâr ediyor mu? Evet. Tamam, onu bilemiyorum. Kârda. Ben Paris Saint Germain bilmiyorum. Manchester City net biliyorum. Manchester City kârda. Ama onların da işte zaten amacı burada kendi algılarını biraz değiştirmek. Tamam, ülke olarak hani Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, eğer bireysel yatırımcıysan mesela Türkiye'de bir kulüp aldığında bence biraz siyasete yaklaşmayı da planlarsın eğer böyle bir şeyin varsa. Hani kulüp sana bir şey olur. Sen dedin ya ego. Ben egodan ziyade öyle bir şey beklerim. Hani geldin, batık gözüken bir futbol iklimine yatırım yapıyorsun. Yani neden yaptın sorusunun arka planında ben bu kulübü aldım ama bu kulüp beni siyasilere yaklaştıracak. Siyasiler yüzünden bana bazı kapıları açacak gibi bir şey bekleyebilirsin egodan ziyade iş adamı olarak. Yoksa elin yabancısı hiç bilmediği Beşiktaş'a gelip yatırım yapsa onun egosunu ne kadar şişirebilirsin ki? Bir de neyle övünecek yani? Kulübü bilmiyor, ülkeyi bilmiyor. Geldik, Mert Erem aldı, bağırdık yani. Sen egon şişse ne olur, şişmesen olur. Zaten adamların egosu milyar doları olduğu için yeteri kadar şişkin. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani bir bence şey olması lazım. Kendi iş portföyünü geliştirecek bir yatırım olması lazım böyle bir yere. Eğer o kadar parayı veriyorsa. Bilmiyorum, ben böyle görüyorum. Onun dışında tabii ki kulüpler dediğin gibi hani bir sürü kulübe dünyanın her yerinde yatırım yapılıyor, irili ya da ufaklı. Bu noktada diğer yanda mesela bizim kulüplerde neden kapıları çalınmıyor diye belki düşünebilirler. Başakşehir satılıyordu, ne oldu Çinlilere? Projeydi hani. Olmadı. Neden olmadı acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum vallahi. Sergen Yalçın gibi araştırdılar, almadılar. Büyük ihtimalle.
Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. 8.45 saatlerimiz Sabah Spor'una devam ediyoruz. Telefon attığımızda sizlere açık 0212 363 04 34 bu numaradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Birkaç mesaj okuyup öyle dinleyicimize döneceğim. Abdülsamet Mallıoğlu mesela Hull City bile yatırım alıyor demiş. Az önce bu konu üzerine konuşuyorduk. Mustafa Dürüst merhaba, günaydın sevgili Mert demiş. Peki kulüpleri biri satın aldığı zaman satışı yapan kim olacak? O para ne olacak? Demiş. Bunu gerçekten merak ediyorum. Güzel bir soru sormuş burada. Hani, hayır, kulüp zaten şirket olacak. Kulübe yatırım. Hisseler alınacak. Hı hı. Hisseler alındığı zaman hisselerin çoğunluğu geçtiği için yatırımcı olacak. Ondan sonra kulüp, yani o para kulübe girecek. Eğer bir sonraki satış olursa o şahsa gidecek. Aynen. Evet, Ali abi açıklamış oldu. Evet, günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Kayseri'den arıyorum ben. İsim Mehmet. Geçen haftadan beri bağlanmaya çalışıyorum, bağlanamadım ama biraz geride kaldı, biraz da içime dökmek istedim aslında. Hangi konu? Şenol Güneş'e ilgili konu da, geçen hafta Mert Bey bütün takımların takım analizini yapmıştı, kadroların her gün bir takımın. Hı hı. O sırada işte Şenol Güneş'in bir açıklamasını dinlemiştim, bu Hatay ve Gaziantep ile ilgili. Evet. Yani aslında içimde söylemek istediğim çok şey var bu konuda ama insan her şeyi her yerde söyleyemiyor. Yani sadece yazık diyorum yani o açıklamasına. Şimdi orada insanlar göçük altındayken geçen sene de oynasalardı demek biraz değil, çok ayıp oldu yani Şenol Güneş açısından bence. Bunu söylemek istedim. Hı hı. Arda Güler'le ilgili inşallah hakkında da, Türkiye hakkında da hayırlısı olur. Başarılı olmasını istiyorum Galatasaraylı olarak. İnşallah da olacak bence. Öyle gözüküyor. Dün bilmiyorum gördünüz mü, bir idrandan yine golü paylaşıldı. Dönerek yorum attığı. Evet, bugün sabah gördüm onu. Yani inşallah başarılı olacak. Dediğim gibi her açıdan Allah yanında olsun, yardımcısı olsun. Hı hı. Bugünkü konuştuğumuz konularda da kulüplerin şirketlerle ilgili satışı, yani şirketi ortak olabilir aslında, yabancı şirketlerle ortaklık kurulabilir. Hani kurtuluş olur mu kulüpler için bilmiyorum ama bizim ülkede pek kurtuluş olacağını düşünmüyorum açıkçası. Satılsa dahi mi kurtuluş olacağını düşünmüyorsunuz? Yani gelen şirketler sizin dediğiniz gibi hani kar amacı la gelirler. Ya yani bizim burada da kar edemeyeceklerini gördükleri anda çıkarlar zaten. Hı hı. Onun için bir faydası olacağını düşünmüyorum o konuda. Hı. Peki. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek. Şenol Güneş'in açıklamasıyla ilgili dün biraz konuştuk. Erman Toroğlu'nun hatta onun hakkında söylediği sözlerden bahsetmiştik. Beşiktaş'tan gün içerisinde bir cevap gelir demiştim ama dün öyle bir cevap gelmedi Beşiktaş cephesinden. O da ilginç. Normalde bu tarz durumlarda hassasiyet gösterilir. Kulüpler çok daha sert açıklamalar yaparlar ama Beşiktaş dünü bu anlamda sessiz geçti. Normal mi? Yani muhatap almamak da bir cevap şekli. Tabii Beşiktaş muhatap almaz demiyorum. Belki bugün açıklama gelecek. Ama normal şartlarda... Çok geç ama bugün de gelse artık. Bir gün önce oldu yani. Dün bile değil. Ondan önceki gün. Evet, evet. Akşam üzere herhalde çıkmış. Muhatap almamanın da cevap vermemenin de ben her zaman iyi bir strateji olduğunu düşünürüm. Evet, ben hani eleştirdiğimden değil. Normalde refleks olarak bizim kulüplerimiz bu tarz durumlarda açıklama yaparlar. Zorunlu açıklama. Aynen. Çünkü taraftardan da bir beklenti olur. Sen işte bizim hocamıza böyle dedin. Yönetim nasıl cevap vermez? Yönetim aciz içerisinde. Yönetim Erman Toroğlu'na bile cevap veremiyor gibi şeyler söylenir. Bilmiyorum öyle bir söylem var mı şu anda ama genel refleksten bahsediyorum. Ama Beşiktaş buna aldırış etmedi ve... Yoksa bile akıllarına getirdin şu an. Bilmiyorum işte, öyle değil mi ama? Çünkü bizde böyle kabadayılıklar, işte açıklamalar falan çok sevilir, çok tutulur, hoşuna gider, insanın egosunu okşar. Ama Beşiktaş bu anlamda bir hamle yapmadı. Ben de takdir ediyorum. Beşiktaş demişken var mı bir şey söyleyecek gibi abi? Yani şimdi dediğin gibi refleks hemen verilmedi. Bugün bir refleks verilirse konuyu uzatmış
Artık bugün çok geç. Yani. İşte daha fazla konuşulmasını sağlamış olursun. Bu da pek doğru bir iletişim stratejisi olmaz. Mesela konuyu bilmeyenler ne oldu ya deyip tekrar bir bakabilirler. O konu daha da uzayabilir. Böyle cevap vermediğin zaman konunun kapanma hızı daha yüksek oluyor. Erman Toroğlu'nun ayıbı oldu o. Üslubu. Dün zaten biraz konuşmuştuk. Mesela dinleyicimiz de eleştirdi ama o evet. Daha iyi bir üslupla. Hani Şenol Güneş'in söyledikleri tabii ki eleştirebilir. Dün de bunu anlatmaya çalıştım ama üslup da tabii ki çok önemli. Arda Güler dedi. Arda Güler'le ilgili tabii o söylediğim videoyu eminim sosyal medyada görmüşsünüz. Arda'nın artık her hareketi, her paylaşımı. Yani ne var ben onu anlamadım yani. Real Madrid antrenmanında böyle dönerek yaptın kaleciyi ters köşeye yatırdın. Ne var yani? Bunu herkes yapamaz mı? Yapabilir yani. Çok güzel değil mi ama görüntü? Çok güzel. Evet, yani Real Madrid'in paylaştığı açı biraz dar açı kalmış ama daha geniş açıdan paylaşınca oradan da var bir görüntüsü. Var aynen. Real Madrid paylaşmamış ama diğer hesaplarda gördüm ben onu. O daha güzel gösteriyor Arda'nın çalımını. Ne kadar basit gösteriyor değil mi yaptığı? Çok doğal, çok yani anlık. Sanki şeymiş gibi ne derler? Böyle nefes alıp vermekmiş gibi Arda için. O bakımdan da çok güzeldi. Hemen hemen her gün Arda ile ilgili bir iki tane kesit geliyor antrenmanlarda. Real Madrid'den paylaşım geliyor. Dün mesela 18 saat önce Arda Güler'i etiketleyip hani sihirbaz emojisiyle bir tweet paylaşmışlar. 198 bin beğeni almış. Evet. Bak diğer hesap, diğer paylaşımlar hani Bellingham paylaşılmış 42 bin mesela beğeni sayısı. Ama Arda hep fark yaratıyor. Bir sonraki paylaşım Arda ile ilgili 17 saat önce o golü paylaşmışlar. Adı Arda demişler galiba. İşte kalite ve Güler demişler. Hani Arda için kalite ifadesini kullanmışlar. O da 142 bin beğeni almış. Çok güzel. Gerçekten çok takip ediliyor. Bir de bu Arda Güler transferin açıkladığı paylaşımla tarihin en fazla beğeni alan ikinci transfer duyurusu olmuş Twitter'da. Süper. Bir numara Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönüşüymüş. Orada tabii açık ara 1.8 milyon beğeni almış. İkinci normalde Messi'ymiş. Paris Saint-Germain'e transfer tweet'i. Onu geçmiş Arda Güler ve şu anda ikinci basamakta bu anlamda şimdi yer alıyor. O zaman Arda ile ilgili müjdemizi de verelim. Esport Plus Arda'nın futbolda evine kamera yerleştirdi. Onu 24 saat boyunca izleyebileceğiz. Şampiyonlar turu olarak tarif edebileceğimiz organizasyonu aldı. Amerika'da 8 tane önemli takım birbiriyle hazırlık karşılaşması yapacak ve Esport Plus da bunu verecek. Tabii ki bu karşılaşmalar, bu takımlar içerisinde Real Madrid ve Barcelona var. Mesela şöyle söyleyeyim, yani fikstürü söyleyeyim. Zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Barcelona Juventus, Real Madrid Milan, Arsenal Barcelona, Real Madrid Manchester United, Juventus Milan, Barcelona Real Madrid. 29 var. Temmuz o maç. Evet. El Clasico. Milan Barcelona Juventus Real Madrid. Evet. Yani burada Arda mutlaka forma şansı bulacak. İlk maçta pazar günü, bu pazar Real Madrid ile Milan arasında 23'te oynanacak. Yani bu Real Madrid'in ilk maçı. Turnuva ilk maçı da bir önceki gün cumartesi Barcelona Juventus. Evet. Veriyor musunuz onu da? Onu da veriyoruz. Bütün maçları vereceğiz. Bütün maçları, 8 tane karşılaşmayı da vereceğiz. Fakat Real Madrid Milan 23'te. Yani saati çok güzel. Şimdi maçlar Amerika'da, turnuva Amerika'da. Turnuva Amerika'da olduğu için. Saati güzel derken? 23'te. Güzel bir saat pazar akşamı. Yani herkes evde izler. Gece 11 ama 23'te. Barcelona Juventus sabah 5.30'da. Hangisini tercih edersin? Ben 5.30'da uyanıyorum. 11'de uyumuş oluyorum. O yüzden ben yani normal insanlar için. Normal, ben anormalim. Pazar gecesi hani Real Madrid Milan maçında bakalım Arda'yı büyük bir heyecanla bekleyeceğiz. Bir tane El Clasico oynanacak. Barcelona Real Madrid, bir de Real Madrid Manchester United, bir de Juventus Real Madrid. Yani bayağı güzel bir turnuva bu. 4 maçı kesin Real Madrid'in burada. Milan, Juventus, Manchester United ve Barcelona maçları. Aynen öyle. Hepsini vereceğiz. Futbol severler de Arda'yı Real Madrid formasıyla takip edecekler. Dün bir tweet okudum. Parantez içinde marka yazıyordu ama emin değilim. Arda Ancelotti'yi etkiledi. A takımda kalacak. Tweet buydu. Ne kadar doğru bilemiyorum ama onu da söyleyeyim. Bir de ben de şey okudum. İşte 4-4-2 baklava düzeninde bir formasyon düşünüyor. Daha çok merkez orta sahanın olduğu bir düzen. Arda'nın da bu düzene uyacağı söylenmiş. Hani klasik geçen sezon oynadığı düzenden farklı. Daha farklı bir yapı düşündüğü söylenmiş. 4-3'ten çıkıyor yani. Evet, hani Vinicius'un çizgiye bastığı düzenden çıkıp Vinicius'u daha merkeze Rodrigo ile birlikte mi
atacak ileri uca. Çünkü şu anda bir net santrforda yok. Hani Joselu'yu aldı ama herhalde ilk 15'in almadı onu. Yedek kulübesi için aldı. İşte arkalarında Arda'nın oldu. Biz de ilk 11'e hemen yakıştırıyoruz Arda'yı. Üçlü bir orta saha klasik. Ama ön tarafta böyle bir düzende denediği söylendi. Tabii hazır maçta biraz... geleceğini düşünüyor musun? Ben düşünüyorum aslında. Ben de düşünüyorum. Yani çünkü sözleşmeyi uzatmayacağını düşündüğüne evet. göre Paris Saint-Germain satacak. Zaten PSG cephesinden de açıklama geldi. Dünyanın en iyi oyuncusunu bedava evet, bırakacak gönderecek. Halimiz yok dedi. Ya sözleşme aynen. imzalayacak dedi ya da satacağız dedi. O da pek yanaşmıyor sözleşme imzalamaya. Tabii şöyle bir şey olabilir. Yani sözleşme imzalar çıkış maddesini atıyorum 150 milyon euro koyarlar. Real Madrid gelecek sene 150 milyon euro verir alır. Ama o zaman da Real Madrid Mbappé'ye kızar. Sen bedavaya gelebilecekken ben sana aynen. niye 150 vereyim yani? O da bir problem. O yüzden gelme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Yani gelirse çok acayip bir şey çıkıyor ortaya. Vinicius, Mbappe, Rodrigo, Valverde var daha. Üf. Net bir santrfor yok ama çok hareketli. Dar alanda, geniş alanda, her türlü oyunda fark yaratacak bir kadro. Arda gibi bir solak yetenek. Ki Brahim Diaz da çok yetenekli bir oyuncu bu arada. Yani Arda tabii bizim göz bebeğimiz ama Brahim Diaz da iyi bir sezon geçirdi geçen sezon Milan'da. Orta saha falan acayip bir takım. Barcelona da fena değil. İlk ay transferi. Lewandowski, Gavi'si. Pedri'yi gördün mü? Pedri'nin vücudu ne hale gelmiş? Ya, görmedim. Pedri de acayip bir kas yapmış. Yaz dönemi herhalde kendine çok bakmış. O da güçlenmiş yani. Güzel. Onlar da üzerine koyuyor. Güzel bir rekabet görebiliriz orada. Barcelona bu arada bir oyuncu transfer etti. Evet, Brezilya'dan bir 30 artı 30. Aynen. 18 yaşında bir oyuncu için. Evet, bayağı yüksek bir bedel. 2024 yılında katılacakmış. Şimdi onun da ismini söyleyelim. Real Madrid'de 2024'te Endrick katılacak. Parmelias'tan 2006 doğumlu oyuncuyu transfer etmişlerdi. Böyle transferler çok. Barcelona'daki oyuncuyu da söyle, öyle de reklama gidelim. Bulabilirsem söyleyeceğim. Bulabilirsen dün Barcelona o transferi açıkladı. Neyse, reklamdan sonra onu söyleyelim. Araya gidelim. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Evet, yeni saatteyiz. Az önce Barcelona'nın transferinin ismini söyleyememiştik. Vitor Roque, değil mi? Evet. Oyuncunun adı. 18 yaşında bir oyuncu. 2005 doğumlu, Arda ile yaşıt. Real Madrid'in bilgisi olmamış herhalde bu transferde. Paranense'den gelmiş. Gelecek daha doğrusu. 2024 yılında gelecek. Evet. Bir merkez forvetmiş, kanatlarda da oynayabilen. Hı hı. Ondan sonra işte Güney Amerika'da U20 turnuvasında Brezilya ile gol kralı olmuş. Ve o İleri uçta hemen hemen her pozisyonda oynayabilen, gelişimi açık, hızı ve bitiriciliğiyle ön plana çıkan bir oyuncu diye tanıtmış Barcelona kendi Twitter hesabında. Bir de sen az önce gösterdin, bugün yine Arda Güler İspanyol gazetelerinde manşetlerde, özellikle tabii Real Madrid ya da Madrid kaynaklı gazeteler, Marca ve AS, ki bugün Marca Arda'yı dünkü o güzel top kontrolünün fotoğrafıyla manşete çıkarmış ve Arda'nın bir hediyesi var. Evet, yani tercüme ettim öyle. Detayı vardır onun. Bu şekilde olan bir ama şekilde manşet olmuş. Arda Güler direkt olarak markanın manşetinde bugün. Evet, gerçekten çok ön planda şu anda Arda, hani B takıma gidecek falan. Mesela Ødegaard ilk transfer olduğunda Real Madrid'de, tabii daha genç yaşta transfer olmuştu, 16 yaşında. B takıma gönderilmişti. Onunla ilgili gördün mü, geçen hafta bir çeviri yapıldı. İşte Ødegaard'ın Real Madrid dönemindeki başarısızlığının sebeplerinden biri. A takıma transfer oluyor. B takımda maçlara çıkıyor. A evet. takımda idmanlara evet. çıkıyor. Evet. Yerimi bulamadım. Evet. Yani bir aidiyet bulamadım güzeldi. Orada. Güzeldi bayağı. Ne A takım kabullenebildi, ne B takım kabullenebildi. Arada bir yerde kalmış. Ama Arda'da böyle bir şey olmayacak. Belli ki Arda'nın Castilla'da oynama gibi bir durum yok. Adam şu an belki Real Madrid'de ilk 11'i zorlayacak. İnşallah. Gelecek. İnşallah. Çok özgüvenli gözüküyor gerçekten. Umarız da güzel olur her şey. Dinleyicimiz var mı Yücel abi? Yoksa devam edeyim ben. Almayış hattımızda biri yoksa, varsa da devam edeyim. Çünkü aslında konuşacağımızda çok konu var. Bugün daha değinemedik. Var mı hattımızda? Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Merhaba. Ben Bey Ali Bey. Merhabalar. Ben Ankara'dan Edim. Fenerbahçe taraftarı. Özel bir şirkette çalışıyorum. 48 yaşındayım. Vallahi dünkü bahsettiğiniz Arda'nın videosunu seyrettikten sonra hayran kaldık. Herhalde Arda İspanya'yı ya da dünyayı sallayacak gibi geliyor. İnşallah. Yani
bu şekilde devam ederse herhalde yani sizin görüşleriniz, sizin takibiniz bizden daha iyi olduğu için ben şöyle düşünüyorum kendi görüşümde, böyle devam ederse herhalde dünyayı sallar. Yani az önce söylediniz, mesleğinizde bir sürü etkileşimini de geçmiş. Hı hı. Demek ki yani biraz daha oynasa Ronaldo'yu da yakında geçer herhalde, inşallah onlar da olur. Ben az önce bağlanan dinleyici için şey yapmak istiyorum. Ali Bey de dedi, siz de dediniz herhalde, pardon, Beşiktaş Şenol Güneş için bir açıklama yapmadı diye. Evet. Ben bundan 1,5-2 ay önce yine size bağlanmıştım. O Şenol Güneş hakkındaki düşüncelerimi, Fenerbahçe'den ne kadar nefret ettiğini, ne kadar kin tuttuğunu, yani onun için bazı sözler de söylemişti. Ama Barış Bey bunları beni biraz o konuda yumuşatmıştı. Şimdi haklılığımı ben bir kez daha ortaya koymuşum gibi geliyor bana. Neden? Çünkü bu deprem için yaptığı konuşmalar, söylemler, hareketleri, tavırları, yani Şenol Güneş'in karakterinin, kişiliğinin ne yönde ilerlediğini ya da ne yönde olduğunu gösteriyor. Dediniz ki Beşiktaş'ta herhangi bir açıklama yapmadı. Bence Beşiktaş'ta hocasının bu konuda yanlış yaptığını, yanlış söylemler içinde olduğunu düşündüğü için bir açıklama yapıp sahip çıkmadı diye düşünüyorum. Yani bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Yani dinleyicimiz, bilmiyorum, söylediği söz tabii tam olarak hakaret olmuyor ama tabi o da ağır konuştu dinleyicimizden, kişinin karakterini gösteriyor. Bence bu açıklamalarda dinleyicimizin gösterdiği kadar bir şey yok. Yani dinleyicimizin zaten Şenol Güneş'e karşı ayrı bir antipatisi var. Onun penceresinden konuya bakmış, bakıyor ya da ben öyle düşünmüyorum. Zaten biz görüşlerimizi bildirdik. Ali abiyle bildirdik de tabii şey oldu. Öyle bir zorluk varmış gibi. Açıklama yaptık. Biz kafa bildirdik. Biz kendi görüşlerimizi söyledik bu konuyla ilgili. O kadar ben de bu kadar sert eleştirecek bir nokta görmüyorum. Kişinin karakterini ortaya koyuyor gibi bir ifade de kullanmam açıkçası. Dinleyicimiz o yüzden katılmadığımı söyleyeyim ben. Ya mesela bir de şey garip değil mi? Şenol Güneş sizin düşündüğünüzü düşünemiyor mu sizce mesela? Hani Şenol Güneş ne kadar kötü bir insan olabilir ki ülke yıkılmışken o insanları değil başka bir şey düşünsün. Yani Ahmet Nur Çebi de biliyorsun daha depremin 3. gününde bir şey söyledi. Yani bu insanlar kötü olduğu için mi söyledi sizce bunları? Yoksa soruldu, gündeme geldi, işin sportif tarafını düşündükleri için mi söylediler? Yani orasıyla ilgili herhalde ülkede bir kişinin şüphesi yoktur deprem konusuyla alakalı olarak. Yani çok çok art niyetli, çok çok kötü bir insan olmak lazım bunu tam olarak söyleyebilmek için. Ama o gün Ahmet Nur Çebi, daha deprem çok yeniydi, ne kadar büyük bir deprem olduğunun da farkında değildik, bir radyo yayınında fikri soruldu, söyledi. Dolayısıyla ondan sonra büyük bir olay oldu ve zaten federasyonda hemen çatpat kararını verdi. Orada anlatılmak istenen şeyler başka ama nasıl almak isterseniz öyle alırsınız. İşte dinleyiciyi de ben biraz senin tespitine katılarak değerlendireyim. Şenol Güneş'i sevmediği için Şenol Güneş'in o konuda söylediklerini kötü yönden alıp bu şekilde eleştiriyor. Öyle bakıyor hayata. Şenol Güneş konusundaki konuları kendi tezini haklı kılacak noktalardan yakalamaya çalışıyor ki bu da doğal bir refleks, anlayabiliyorum. Evet, ben de hayata bazen öyle bakıyorum. Ben de bazen. Herkes yapıyor bunu da. Yapıyor herkes. Farklı konularda yapıyoruz. Ben belki Şenol Güneş konusunda yapmıyorum ama. Böyle sakin kafayla düşünebilirsek tekrar söylerim. Yani. Yani, onun söylediği, anlatmak istediği şey farklı. Ha, burada insan zaman zaman kendini ifade edemiyor. Bu bir dezavantajdır. Ama çoğu zaman da karşı tarafta anlamak istediği gibi anlıyor. Onu da unutmayalım. Şimdi Beşiktaş'tan devam edeyim. Madem Beşiktaş'la ilgili, çünkü konuşacak konularımız var. Beşiktaş nihayet hani bir transfer yapıyor gibi gözüküyor. Daniel Emery, stoper, Leicester City ile sözleşmesi sona ermişti ve Beşiktaş oyuncuyla anlaşmaya vardı. Çıkan haberler bu yönde. Biz de Ajans Spor'da da haberini yaptık. Oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı söylendi. 28 yaşında Emery, maaş olarak tabii 1.72
milyon euro bizim haberimize göre ödenecek ki ekstra bonuslar da olması bekleniyor. Yani bonuslarla birlikte 2'nin üzerinde bir kazanç olacak Emirti konusunda. Aslında son dönemde çıkan haberlere baktığımda, geçen hafta senin olmadığın dönemde de Beşiktaş muhabirleri önceliğin Lianco'da olduğunu söylemişti. Jiku yine önde olan isimlerden biriydi. Emirti pek ilk sırasındaki tercih gibi gözükmüyordu. Ya da belki bu transfer zora girdiği için muhabirler tarafından mı böyle lanse ediyor? Tabii onu da bilmemiz mümkün değil ama listede geriye düşmüştü Emirti. Ama şimdi Jiku Fenerbahçe'ye gitti. Lianco konusunda herhalde Southampton bonservis konusunda ikna edilemedi. Ve şimdi mecburen ya da işte belki de gerçekten bir numaraydı, bilemiyoruz işte bunu ama algı benim gördüğüm kadarıyla sanki listede ilk sırada değildi ama mecburen Amerti'ye artık gitmek zorunda kaldı Beşiktaş kulübü ve transferi de bitiriyor artık, ya bugün ya yarın İstanbul'a gelecek sağlık kontrolünden geçip sonrasında Almanya'daki kampa katılacak oyuncu ve Emrecan Bulut'tan sonraki ilk transferi olacak. Baskıyı da biraz olsun yönetim azaltmış olacak tabii, biraz olsun daha, çünkü çok takviye yapması bekleniyor Beşiktaş'ın. Yetmez ama evet diyorsun. Yetmez ama evet. Şimdi Kuzuyev mesela dün müydü işte Luhava transferi resmi olarak açıklandı. Şimdi bir tarafta Beşiktaş var. Bir tarafta Fransa Lig 1'e yeni çıkmış bir Luhav var. Şimdi oyuncu tercihini Luhav'dan yana kullanıyor. Hani dün sen yokken de söyledim öyle yani. Sonuçta evet, Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istiyor da oynamak istediği kulüp de şey değil. Hani Monaco değil. Marsilya değil. Lens değil. Paris Saint Germain iş değil. Luhav. Siz hani böyle bir oyuncuyu ikna edemediniz. Bu bence zarar verir. Luhav'dan biz dinleyenler şu an sana alınmasınlar, gücendiler. Umut Meraş'ın da eski takımıdır. Luhav Sevenler Derneği sana şey atabilir, mesaj atabilir. Bir ara çok oyuncu gitti oraya, biliyorsun. Ertuğrul da gitti Umut Meraş'ta. Haklısın. Bu konuda söyleyecek bir şey yok ama tabii ki bir de karşı tarafa sormak lazım. Neden o tarafı seçti diye. Onu bilemiyorum. Ama genel olarak haklısın tabii. Beşiktaş'ta sağ stoper Şenol Güneş'in önceliğiydi. Normalde ben transferde pek önceliğe de biliyorsun inanmam. Sonuçta birçok farklı koldan yapılan çalışmalar. Bir tanesi daha iyi ilerler, bitirirsin. Öteki mevki olarak önceliğin olsa da daha uzayabilir. Ama Şenol Güneş'in istediği sağ stoper Beşiktaş transfer ediyor gibi gözüküyor. Bundan sonrası uyum. Bundan sonrası oyuncunun performansı, onu bilemiyoruz. Onu zaman gösterecek. Ama Şenol Güneş istiyordu. Yani bu eleme maçlarından önce o mevkiyi tamamlamayı istiyordu. Dün seninle konuştuk. Beşiktaş gene bir 11 çıkartabiliyor. Necip de oynasa çıkartabiliyor. Şimdi büyük ihtimalle kadrosunda düşündüğü ilk stoperle oynayacak. Ondan sonrasını göreceğiz. Hani Amarty, Colley birbirini nasıl tamamlar? Onların yanında Rozier, Masuaku nasıl bir dörtlü olur? İşte merkezin savunmaya yardımı, topla çıkışlar. Bunun yanında işte hava topu, çabukluk gibi faktörlerle beraber o savunma düzeninin nasıl olacağını Beşiktaş'ta göreceğiz. Tayyip Talha iyileştiği zaman orada bir alternatif olacak. Ben Colley'nin kötü başlamadığını düşünüyorum Beşiktaş macerasında. İyi şeyler ortaya koyduğunu, bu sene biraz daha seviyesini yükseltebileceğini düşünmekteyim Colley adına. Beşiktaş'ın rakipleri, direkt rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray. Trabzonspor'u da eklemek gerekir. Hani bu rakiplerle Avrupa'da da Konferans Ligi'nde mücadele ederken öyle çok çok büyük yatırımlar yapmaya bence gerek yok. Oyuncu bazında söylüyorum bunu. Ama Beşiktaş'ın işte belki bu transfer döneminde kendi 11'indeki eksikleri tamamladıktan sonra seninle bir süreden beri konuştuğumuz gelecekte para edebilecek bir iki ismi de potansiyel olarak kadrosuna katması beklenebilir. Yani Eylül'ün ortasına geldiğimizde Beşiktaş'ın kadrosunda yine öyle bir iki alternatif göremezsek o zaman eleştiriye açık bir transfer dönemi tamamlanmış diye düşünürüm ben. Takım başarılı olur olmaz, ondan ayrı ama artık işte biraz da geleceği de planlamak gerekiyor. Beşiktaş'ın o yönde bir çalışması var mı bilmiyorum. Aslında hani notlarım arasında o Lens'teki Jan Onana var, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu. Onu eğer kiralama değil de bonservisle alabilirse, ki Lens zaten öyle satmak istiyormuş, belki o evet, önümüzdeki dönemde para işte edebilir. Öyle bir iki tane de oyuncu, çünkü Amarty satabileceğim bir oyuncu değil. Yok. Amarty performans olarak aldın.
takımın performansını yükseltmesini bekliyorsun, istikrarlı olmasını bekliyorsun. Onları verebilir ama hani yarın öbür gün öyle çok yüksek paraya satamazsın. İşte satabilirsen sayıs kadar satabilirsin. Aynen. 1 milyon euro olur. Tabii bu da kötü olmaz. Hani Beşiktaş mesela sonuçta Marseille'dan da iyi para kazanmıştı. Yani stoper olarak. Kazanmıştı. Değil mi? Hani 7-8 satabilirsen onlar da iyi paralar ama tabii artık çıta 17'ler 20'ler olduğu için Fenerbahçe Galatasaray'da Beşiktaş oralara pek yaklaşamıyor. 6-7'lik geçen sene sattı ama daha fazlası bekleniyor. Onana tabii orada daha o profile yakın bir oyuncu. Yalnız MRT ile ilgili şöyle ilginç bir durum da var. Beşiktaş normalde bir sağ stoper alıp stoper transferini bitirecek gibi gözüküyordu ama dün Sercan Dikme dedi ki Beşiktaş MRT dışında Afrikalı olmayan bir stoper transferi daha yapmaya karar verdi. Ki Emerson'un burada hem sağ bek hem orta saha oynaması orta sahada da değerlendirilebileceği söylenmiş. O yüzden Beşiktaş'ta stopere bir isim daha görebiliriz. Belki az önce söylediğim Lianco ismi tekrar Beşiktaş'ta gündeme gelebilir. Sonuçta o da Afrikalı değil. Brezilya ve Sırbistan vatandaşlığı var. Lianco'nun Afrikalı olmaması da tabii Afrika Ulusal Kupası oynanacak sezon içerisinde. Takımda çok fazla Afrikalı olursa da Beşiktaş'ın stoper rotasyonu ya da hücumda işte Abubakar'ın olmaması takımı önemli ölçüde zafiyete uğratacaktır. Transferde bu dönem ona da dikkat edecek Beşiktaş kulübü. Onana konusunda da dün sabah çıkan haberdi. Sercan Dikmey'le paylaşmıştı. Dün Onana kulübüyle bir araya gelecekti. Ve sonrasında da artık Beşiktaş'ta görüşmeler hızlanacaktı. Gerçi oyuncuyla Beşiktaş arasındaki anlaşmanın tamam oldu ama kulüpler düzeyindeki pazarlığın sürdüğü söyleniyor. Beşiktaş dün itibariyle biraz transferde gaza bastı. Tabii bunu nasıl yaptı? Ekstra para mı buldu? Sponsorluk konusunda bir ilerleme mi var onu bilemiyoruz ama transferler konusunda da bir hareket geldiği açık. Dün TRT Spor'da Fırat Güneyer Tadiş'le ilgili bir gelişmeyi de paylaştı. O da birkaç gündür gündemde olan bir oyuncu. Şöyle dedi Fırat Güneyer, Tadiş Beşiktaş'a transfer olmak istediğini siyah beyazlara iletti. Ajax'tan bonservisini almaya çalışan Tadiş'in talebiyle Beşiktaş'ın önerdiği miktarın arasında 2 milyon euro'luk bir fark bulunuyor demiş ama bu hani bonservis pazarlığı değil, maaş pazarlığı. Maaş arasında 2 milyon euro'luk fark da şu aşamada bence çok ciddi bir fark. Hani bonserviste olur o fark da, yani yıllık ücrette de 2 milyon, hani Tadiş 4 istiyor, Beşiktaş 2 veriyor gibi bir şey. Evet. Aşağı yukarı bu, evet, da çok fazla. Evet. Yani 2 katlık bir fark var ya da 2.5'a 4.5 deyin siz buna. Ki Beşiktaş'ın bu sezon bir maaş üst limiti getirmeyi planladığı da söylenmişti Emre Koca da tarafından ama tabii Tadiş gibi bir oyuncu için o limite takılmak istemeyebilir. Ki o limiti çok rahatlıkla aşması gerekiyor. Tadiş'i transfer etmek istiyorsa. Haber bu şekilde. Bilmiyorum, bana hala pek gerçekçi gelmiyor Tadiş'in Beşiktaş'a transfer olma isteği. Ajax'tan çıkma isteği. Ajax'tan çıkma isteği olabilir ama Beşiktaş için mi Ajax'tan çıkacak? Hani Beşiktaş ne anlamda cezbediyor? Mesela Galatasaray... Lehar için çıksa anlarım diyorsun. Evet, anlarım. Kuzeyev gibi ama Tadiş Beşiktaş'ın... Yani burada da Beşiktaşlar bozuluyor bu. Böyle söyleyince biraz alınıyorlar ama maalesef hani gerçeklerde bunlar. Şu anda Galatasaray bu anlamda bir cazibe merkezi. Yani çıkan haberler tabii ne derece doğru bilmiyoruz ama Nino da başka takımların teklifini reddediyor Galatasaray'a gelmek için. Sonuçta burada Icardi ile oynayacak. İşte Şampiyonlar Ligi motivasyonu var. Taraftar işin içinde. Mertens var, Zaniola var. Artık bir cazibe merkezi oldu Galatasaray. Evet, kadro çekiyor. Evet, çekiyor. Satışlar konuşuldu işte. Nelson Avrupa takımdan ilgisi, Boyin'in parlaması. Eminim o da takip ediyordur bu oyuncuları, bu durumu. Onu kastetmeye çalışıyorum. Yoksa tabii ki Beşiktaş işte transfer yapacak ama işte Ajax'ı bırakıp gelecek kadar mı, onu sorguluyorum ben. Demeye çalıştığım bu. Tadiş'le ilgili olarak o da bir haberdi. Son haberde dün Beşiktaş'ta sol bek için bir Arjantinli oyuncu gündeme geldi. Arjantin uzmanı Ali Erim yanımızda. Ortega ismi adından tabii oyuncu bildiğinden değil, adı aşina olduğu için herhalde akılda kaldı. Çünkü Velez'in oyuncusu, bir sol bek kendisi. 4-5 milyon euro bonservis talep ediyormuş kulübe ama sol bek en son yapılacak transfer gibi Beşiktaş'ta. Hani sen her ne kadar sıralamaya bakmasan da şu anda Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durumda sol bekten önce harcama yapman gereken yani yerler var. Sol beke yabancı almak da garip. Masuaku varken. Tabii canım, yani Masuaku'nun bonservisini yeni aldın. Yeni bonservisi aldın. Ya yani Ortega'yı nereye koyacaksın? Yede işte. Ya öyle şey mi olur? Masuaku istikrarlı bir oyuncu. Oynuyor yani. Öyle sayıs gibi kapiste yapmadı.
Orada acaba hani ufak bir sakatlığı olmuştu. Sonra gerçi iyi döndü ama o mu endişelendiriyor yani, teknik heyeti? Şimdi planlama açısından bana hiç doğru gelmiyor. Hani oyuncuyu aldın, oynatamayacaksın, parlatma ihtimalin yok. Hani parlatıp satma gibi bir şey düşünsek o yok. Masuaku'nu o zaman bonservisini neden aldın? Bana hiç mantıklı gelmiyor. Eğer bir transfer yapılacaksa potansiyelli genç bir oyuncu alınır oraya. Yerli. Yani şu an Galatasaray'da mesela Angelinho, Kazımcan. Kazımcan bir şeyler olabileceğini gösterdi. Önüne Angelinho geldi. Bu anlaşılabilir. Yarın öbür gün Angelinho tutmaz. Kazımcan devam edebilir. Yani o ihtimal var. Etmeyebilir ama edebilir. Hı hı. O yüzden de hani 8 artı 3 saçmalığı varken iki tane yani derinlik olarak iki şey ayırdığım, söyleyemedim. İki kişinin orada olacağı rotasyonda ikisinin de yabancı olması kadar garip bir şey yok bence. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. BTC Türk alternatif piyasaları sunar. BTC Türk'te olsan. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türkiye giriş yaptım ve fiyat şu anda Bitcoin'de 30.340 dolar. Düne göre ufak bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Dün Amerika'da enflasyon verileri açıklandı. Aslında piyasalar için pozitif gelen haberlerdi ama Bitcoin pek iyi bir tepki vermedi. Farklı negatif haberler var Bitcoin'le alakalı. O yüzden fiyatın yükselmediğini, aksine ufak bir geri çekilme yaşadığını söyleyebilirim. TL olarak da fiyat 800 bin TL'nin şu an hemen altında 797 bin 732 TL'de işlem görmekte. BTC Türk alternatif piyasaları sundu. BTC Türk'te olsan. Evet, iddia bölümündeyiz. Şimdi iddiadaki gelişmeleri sizlere aktaralım. İddiada tabii özellikle teniste son günlerde önemli karşılaşmalar oynanıyor. Wimbledon'da çeyrek final karşılaşmaları dün itibariyle sona erdi. Erkeklerde dünya bir numarası Carlos Alcaraz 6 numara Holger Rune karşısındaydı ve 3-0'la adını yarı final yazdırmayı başardı. Carlos Alcaraz maçı da Fenerbahçe maçına kadarki kısmını takip ettim ve büyük bir Alcaraz hayranı olarak ama sonrasında hem maç çok iyi değildi, beklediğim seviyede başlamadı, hem de Fenerbahçe'nin maçını da merak ettiğim için ikisini de aynı anda aslında izleme seçeneği de vardı. Esport Plus'ta çok da izlemem, onu da kafa karışıklığına neden olduğu için onu da tercih etmedim. Fenerbahçe maçını izledim. Sonrasında zaten Alcaraz maçı 3-0 kazanmayı başardı. Diğer tarafta Medvedev erkeklerde yine adını yarı finale yazdırdı ve yarı finalde Alcaraz-Medvedev eşleşmesi. Diğer tarafta da Djokovic-Yannick Sinner eşleşmesi oldu. Gayet güzel. Dünya bir numarasıyla 3 numarası karşı karşıya gelecek. Diğer tarafta da 2 numarasıyla 8 numarası erkeklerdeki ana tablo eşleşmeleri bu şekilde oldu. Kadınlarda da dün iki çeyrek final maçında Ons Jabeur, dünya 6 numarası, dünya 3 numarası Rybakina'yı 2-1 mağlup etti. Yarı finale yükseldi. Diğer tarafta da 2 numara Sabalenka, 25 numara Madison Keys'i 2-0'la mağlup edip adını yarı finale yazdırdı ve orada da Jabeur Sabalenka eşleşmesi oluştu. Tabii bugün, yarın, işte cumartesi günü, pazar günü, ki cumartesi kadınlar finali olacak. Pazar günü de erkeklerde final karşılaşmalar olacak. Heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün kadınlarda yarı final karşılaşmaları var. Ons Jabeur Sabalenka maçı tek maç olarak oynanabiliyor bugün iddiada. Onu hatırlatayım sizlere. Sabalenka şu anda favori konumda gözüküyor. 1.38'lik oranıyla. Yarın da erkeklerdeki iki karşılaşma MBS 1 olarak açılmış. Gerçi Djokovic herhangi bir oran açılmamış. Burada çok net favori gözüküyor ama bu karşılaşmalara da bahis yapabilirsiniz. Onun haricinde tabii Avrupa kupalarında eleme karşılaşmaları başladı. Birinci tur mücadeleleri oynanıyor. Bugün de Konferans Ligi'nde karşılaşmalar var. O maçlara da kral olanlarla iddia.com'da oynayabileceğinizi hatırlatayım. Benim gözden kaçırdım senin eklemek istediğin, yaz döneminde çok suskunsun iddia konusunda. Evet. Var mı? Devam mı? Orucunu bozmuyorsun.
Yok yani öyle çok tavsiye edebileceğim bir şey yok kendi adıma. Evet. Belki işte bizimkilerin maçları başlayınca, gerçi orada da çok yüksek oranlar açılmayacaktır. Elime turlarında ilk karşılaşmalarda, ama belki o zaman senden de kuponlar duyarız yavaş yavaş. Evet, iddiadaki durum bu. Şimdi şu konudan devam etmek istiyorum. Dün tabii çok konuşuldu bu. Galatasaray'da bir divan kurulu yapıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katılmadı. Zaten katılsa büyük ihtimal saat 13.50-14 gibi konuşmaya başlıyor divan kurulunda. Biz de canlı olarak hep yayınlıyorduk ama dün yayınımız kesintisiz devam etti. Atilla abi de hat-trick programı da, ama dün gündemi tabii başka bir isim oluşturdu Galatasaray'da. Taner Aşkın Galatasaraylı eski yönetici divan kurulunda söz aldı ve acayip açıklamalarda bulundu. Öyle ki Galatasaray TV'de belli bir yerden sonra yayını kesmek durumunda kaldı. Son ifadeleri şöyle yayın kesilmeden: çok da kanunsuz şeyler yaptığımız var, onu da söyleyeyim demiş ama diyor ve sonrasında Galatasaray TV yayını o anda kesiyor. Galatasaray TV normalde biliyorsunuz bu anlamda en şeffaf kulüplerden birisi. Yıllardır bu anlamda övülür. Divan kurulları baştan sona canlı olarak verilir kesintisiz ama dün bu ifadeler kullanınca Taner Aşkın Galatasaray TV'de herhalde kendi inisiyatifiyle anlık şekilde bir yönetimden uyarı gelmeden yayını kestiler. Sonrasında da Galatasaray'ın galiba hazırlık karşılaşmalarından birini canlı olarak banttan yayınlamışlar. Bu bayağı gündem oldu. Bu işin son kısmı tabii ki. Oraya gelene kadar da Taner Aşkın'ın yine ifadeleri var. Florya ile ilgili, Riva'daki proje ile alakalı neler olduğunu merak ediyor. Kendisi soruyor. Kapa gidip oradan bilgi alabilirim. Ama burada bütün üyelerin bu konularda bilgilendirilmesi lazım diyor ve burada dediğim gibi hukuksuz, kanunsuz şeyler yaptığını söylüyor Galatasaray yönetiminin. Bu da mesela geçenlerde işte Ali Koç bundan bahsetmişti. Flora ile ilgili açıklayacağım şeyler var demişti. Burada Taner Aşkın'ın açıklamalarıyla aslında bir anlamda örtüşen şeyler. Tamam, ama ne? Yani bunları dile getirmeleri işte böyle bir şey var. Tamam var ama ne? Mesela kanunsuzluk ne yapmış Galatasaray? Şimdi onu da söylemesi lazım Taner Bey'in. Belki söyledi ama yayına çıkmadı. Onu da bilemiyoruz tabii. Bir kere o zaten doğru değil. Çünkü hani Galatasaray burada demokratik yapısıyla diğer kulüplerden ayırdığımız ve ödüğümüz bir camia. O yüzden de yayının devam etmesi gerekirdi Galatasaray TV'den. O bence bir hata olmuş, yayını kesmeleri, orada sansür vermeleri. Fakat işte bu durumlar bir türlü işin içinden çıkamadığımız durumlar. Neden? Ali Koç bir şey söylüyor, devamını getirmiyor. Şimdi Taner Bey diyor, evet belki söylemiştir, bilmiyorum ama. Nedir yani kanunsuzluk, nedir orada? Şimdi böyle suyu bulandırıp gitmek de doğru değil. İnsanların aklında soru işareti bırakmak da doğru değil. Bunu senin, benim ya da sıradan bir vatandaşın öğrenmesi mümkün değil. Mümkün değil. Ne kadar istese de öğrenemez. Ama az önce bir dinleyicimiz bağlandı. İşte Şenol Güneş'i sevmiyor. Şenol Güneş'in söylediklerini kendi düşünceleri paralelde değerlendirip haklı olduğunu dile getirmeye çalışıyor. İşte burada da Galatasaray'ı sevmeyenler için bir fırsat doğmuş oluyor. Dün ben sosyal medyaya biraz bakayım dedim. Search'e yazdım Taner Aşkın. Beşiktaş ve Fenerbahçe hesapları ağırlıklı yani, hemen paylaşmışlar. O zaman koz vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar ciddi bir şey söylediğiniz anda, bir itham yaptığınız anda bunun altını doldurmakla mükellefsiniz. Yani bunun lamıcımı yok, kusura bakmasınlar. O yüzden de işte Erden Timur'u eleştiriyoruz. Açıklayacağım. Açıkla hadi. Ali Koç'u eleştiriyoruz. Söyleyeceğim. Söylemeniz lazım. Bu kadar ciddi ithamlarda bulunduktan sonra onu söyleyip ondan sonra hayalet moduna dönmek doğru değil. Doğru değil. Zaten iklim çok sert. İnsanların kafası bulanık her anlamda. Öyle olduğu zaman da işte ortaya böyle bazıları için fırsat yaratan durumlar çıkıyor. Ben hala bekliyorum Erden Timur'un açıklama yapmasını. Neydi, konu neydi? Neden hala açıklamıyor mesela? Daha geçenlerde gene bir açıklayacağına dair bir sinyal vermişti. Bir ay geçti ondan sonra. Ali Koç keza öyle. Bunun takipçisi olmak gerekiyor. Çünkü biz takipçisi olmazsak, kamuoyu takipçisi olmazsa o zaman Aziz Yıldırım gibi 25 yıldır aynı şeyi söylemiş oluyorsun.
bir konuşursam, Aziz Yıldırım 25 yıldır aynı şeyi söylüyor, bir konuşursam, ama hala konuşmadı. 25 yıl oldu. Neden? Çünkü bir baskı yok. Konuş o zaman. Konuş, açıkla bildiklerinizi, açıklayın. Neden açıklamıyorsunuz? Neden kamuoyuna böyle bir şey söyleyip devamını getirmiyorsunuz? Bunlar çok ciddi ithamlar, devamının gelmesi gerekir. Aynen, hani kamuoyuna açıklamak bir tarafa, onu açıklayın, ama açıklamasanız bile en azından burada bir hukuksuzluk varsa işte gidin dava açın, bilgi arayın, toplayın. Ama kamuoyu önünde yapılan açıklamalar kamuoyunu bağlar. Burada şey söylemiyor. Ama hayır. Mesela bazen dosyanın gizliliği olur vesaire, neyin konuşmak gizliliği olacak, Mert? Doğru değil. Galatasaray'ın, hani, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın neyin gizliliği hayır, olacak? Hayır, Erdem Tümür'ün elinde varsa bilgi kamuoyuna paylaşmasın, ama ben bakın gittim suç duyurusunda buldum elimdeki belgeleri. İşte, açıklayacağım diyor bak. Tamam. Kendi beyanı açıklayacağım. Tamam diyor. Açıklasın zaten, ben açıklamasını demiyorum, ama sonra uyarı geldi avukatlardan, ya Erdem Bey sizin açıklamanız yanlışmış. Mesela o, ben sana bir senaryo çiziyorum ama en azından bir şey yaptığını görmemiz lazım bizim. Ama o da yok işte. Erdem Tümür elindeki bilgi belgeleri verdi mi TFF'ye veya savcılığa, ya da Ali Koç orada bir hukuksuzluk gördü verdi mi, ya da Taner Aşkın aynı şekilde, ki Taner Aşkın'ın elinde bilgi belge var mı bu konuda bilmiyorum, o kadar güçlü mü bilmiyorum, ama böyle bir şey varsa bile, kamuoyunu açıklamasanız bile gidip en azından gerekli yerlere suç duyurusunda bulunmanız lazım, en azından orada bir tutarlılık görmemiz lazım, ama şu ana kadar tabii ki ne açıklama gördük ne diğer benim beklediğim. Peki görecek miyiz? Mantıken görmeyeceğiz. Yani geçmişe bakarsak tabii ki görmeyeceğiz. Ama her olay yeni bir olay. Her insan yeni bir insan. Çünkü yeni Erdem Tümür gördük bir senedir futbol dünyası için. O da Aziz Yıldırım gibi, Abdurrahim Albayrak mı gibi olacak? Yoksa Erdem Tümür ya bu adam lafının sözünün eriymiş mi dedirtecek. Hala önünde bir fırsat var. Yani Erdem Tümür çıkıp hala konuşabilir. Ama her geçen gün tabii onun da aleyhine işliyor. Sonuçta yeni sezon başladığı anda da çok bir geçerli olmayacak. Ya da yarın öbür gün Galatasaray aleyhine bir karar verildiğinde açıklarsa yine anlamı yok. Sizin bu dönemde artık maçlar başlamışken açıklamanız çok daha doğrusu diye düşünüyorum. Evet, Galatasaraylı yönetici Taner Aşkın. Gün içerisinde tabii Galatasaray'da Hayrettin Kozak, yine eski üyelerden, sürekli divan kurullarında çıkar, genel kurullarda çıkar, konuşma yapar. Dün onun da açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Icardi transferindeki bu coşkunun onu pek anlamlandıramamış. Galatasaray gibi büyük bir kulüp Icardi transferiyle, şampiyonluklarla mı işte sevinir? O minvalde tam doğru ifade edemedim ama Galatasaray'ın büyüklüğüne o da vurgu yapmaya çalışmış. Galatasaray'ın bu kadar borç yükü altında olmasının yine daha çok konuşulması gerektiğini düşünenlerden. Galatasaray'da bu yönde çok mesaj da var. Bu bir taraftan benim hoşuma da gidiyor. Yani herkes burada Zafer Sarhoş'u, şampiyonluk ya da Icardi transferinin sarhoşuna değil. Galatasaray'da bu bir taraftan borç yükünün de günden güne artması, geçen sezon çünkü Galatasaray bir anlamda bu tarafta burada da zirveye çıktı. Yani Galatasaray puan tablosunda birinciydi ama borçta da 3'ten 1'e çıktı. Değil mi? Son açıklanan tablolarda Galatasaray'ın acayip bir artışı oldu orada borç ya da yükümlülükler konusunda. Bunların da tabii sorulması lazım. Çünkü Galatasaray belli projeler sundu. Mecidiyeköy, Flori, oradan gelecek paralar, işte şuralarda harcanacak ama işte bunlar harfiyen yapılacak mı? O konuda da üyelerin, en azından divan kurulunda konuşan üyelerin bir endişesi var. Bunların da sorgulanması, bu yönde yönetimden bilgi talep edilmesi de bence çok doğru, çok mantıklı. O yüzden de hani bu açıdan konuşanları da ben kendi adıma tebrik edeyim. 9.33 saatlerimiz, şimdi reklam arasına gidelim. Son bölümde karşınızda olacağız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...9.41 saatlerimiz, programın son bölümündeyiz. Dün tabii birkaç futbolcu röportajlar verdi. Bu dönem tabii kamp dönemleri, röportajlar için güzel dönemler. Genel basın toplantıları da yapılıyor ama özel röportajlar da yapılıyor. Dün Abubakar o isimlerden birisiydi. Bein Sports o da açıklamalarda bulundu. Klasik Abubakar denince tabii akla hemen o sakatlık, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılması
geliyor. Dün bu soru da tekrar Aboubakar'a sorulmuş. Artık uzun uzun söylemeyeceğim. Zaten bence bu dönemde artık sorulması bile çok doğru değil. Zaten o soru çok soruldu Aboubakar'a. Cevaplar verildi. Ama Aboubakar'a bir kez daha sormuş. O bir kez daha kendini anlatmış. Benim dikkatimi çeken Şenol Güneş'le ilgili olan kısım oldu. Onunla ilgili bir şey söyleme gerek yok. O benim babam gibi. Bu arada Rozier de Aboubakar için babam gibi demiş. Yani Şenol Güneş için de dedesi gibi oluyor bu durumda. Onu da söyleyeyim. Asla kendini geliştirmeyi bırakmayan büyük bir hoca. Oyuncuların onu anlaması gerekiyor. Bazen zor gelebiliyor ama onu gerçekten anladıkları zaman oyuncular müthiş bir performans gösteriyor demiş. Hocamızın istekleriyle paralel çalışırsa her oyuncu çok iyi seviyeye gelecek demiş. Aslında bu şakayla karışık senin de bahsettiğin, özellikle sen herhalde bahsetmiştin Şenol Güneş'in. Çünkü basın toplantılarında onu bizim anlamamız çok kolay olmuyor. Laf bir yerden başlıyor, başka bir yere gidiyor. Cümleler düşük. Anlamakta bazen zorlanıyoruz Şenol Hoca'yı. Birçok kişi için bu geçerli. Hani futbolcu acaba nasıl bir iletişim kuruyor onunla diye düşünürken Aboubakar da aslında bu zorluğu paylaşmış kamuoyuyla. O yüzden dikkatimi çekti. Evet. Son bölümde de paylaşayım istedim. Anlama konusunda oyuncular sıkıntı yaşıyor ama Aboubakar da diyor ki anladıkları zaman da gerçekten daha üst seviyeye geliyor. Bir de arada tercüman var. O daha da büyük bir zorluk. Dolayısıyla böyle bir problemin olması muhtemeldi. Aklıma gelmişti. Aboubakar da dediğin gibi söylemiş. Fakat tabii Şenol Güneş uzun kariyeri boyunca yerli yabancı birçok oyuncuyu farklı seviyeye çıktığı için onu da aştığını gene dile getirmiştik. Evet. Aboubakar da diyor ki ya, anladıktan sonra zaten diyor çok iyi bir seviyeye gelmen kaçınılmaz. Hakikaten Şenol Güneş özellikle böyle kariyeri düşüşte olan oyunculara, inandığı oyunculara çok ciddi şekilde dokunan bir teknik adam. Bakalım bu sene de Beşiktaş'ta böyle performansı yükselecek oyuncu görecek miyiz? Özellikle Gezal'den benim büyük beklentim var. Beşiktaş'a borcu olduğunu düşünüyorum Gezal'in. Eğer sakatlık yaşamazsa Gezal yine bir numarası olur Beşiktaş'ın. Ama işte bunun için hem Şenol Güneş'le uyumu hem de fiziki kondisyonun üst seviyede olması lazım. Aboubakar Rozier'i üste çekti. Bu da takım içinde bir artı. Rozier'e çok yatırım yapılan, ondan sonra gözden çıkarılan bir oyuncu durumuna gelmişti. O tekrar geri döndü sezonun sonunda. Onun performansı yine önemli. Aboubakar da kafası net bir oyuncu olarak gözüküyor. Yani geçen senenin son bölümünde özel kondisyonerle çalışması, hemen hemen her karşılaşmada skora katkı yapması bu sene de o sorumluluğu alacak gibi gözükmekte. Son haberim de Fenerbahçe ile ilgili olacak. Fenerbahçe'nin bir yabancı kaleci arayışı içerisinde olduğu artık biliniyor. İsmail Kartal belki çok net şekilde bunu dile getirmese de birçok haber çıktı sezon başından bu yana, transfer sezonunun başından bu yana. Dün de Ajans Spor'da Keylor Navas ismi gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Navas için Paris Saint-Germain'e resmi teklif yaptığı söylendi ki Navas yeni sezonda da düşünülmüyormuş kadroda. Donnarumma orada bir numara. Alternatif olarak da yine bir kaleci gündemde. Hatta Loris'e galiba teklif yapmış Paris Saint-Germain. Sergio Rico vardı. O ne yazık ki bir şey geçirdi. Komaya girdi çıktı sonra ama evet. Ne kadar tabii bir seviyede olmayacak. Oynayabilir. Navas orada gözden düştü. Zaten geçen sezonda Nottingham Forest'a gitmişti. O dönemde aslında Fenerbahçe'ye yakıştırılan bir oyuncuydu. Gözüm kapalı alırım. 36 yaşında, 37 olacak. Gözüm kapalı alırım. Yaş gözüm problem. Açıp alırım, tek gözümü kapalı alırım, iki gözüm kulaklarımı açık, iki gözüm tıkayıp. Kapalı, kulaklarım tıkayılı, her türlü Keylor Navas'ı alırım. Evet, Fenerbahçe'ne teklif götürdüğü söyleniyor ama listede sanki ilk sıralarda değil gibi. Hani birçok oyuncu geldi, işte Livakovic, hala dün Livakovic'le ilgili de haberler yapıldı. Teklif yükselttiği söylendi Fenerbahçe'nin ama Navas tabii çok daha ucuz bir opsiyon olur. Çünkü Livakovic için 8'in konuştuğu yerde Navas'a büyük ihtimal bedava bile Paris Saint-Germain gönderir, ondan çıkmak ister. Yıllık ücreti belki biraz yüksek olur ama İki tane olacak. Genç kalecim olduğu için de alırım. 6 ay da mı kalıyor? Farz et kaldı. Hı-hı. Ya da gitti. En azından bir tanesi kalacak kesin. Hı-hı. Ona da büyük faydası olur. Aynen. Navas tek senelik tabii çözüm ya da maksimum 2 sene olabilir. 2 sene seni götürür. Öyle bir transfer. Bakalım Fenerbahçe belli ki o bölgeye mutlak bir yabancı, çünkü yerli alternatif yok, yabancı kaleci alacak. Livakovic, Navas, işte başka hangi isimler gündeme gelmişti? Musso gelmişti. İşte senin kalecin neydi o İtalyan? Perin geldi ama çıktı ama gündeme. Perin evet, sonradan çıktı ama yani bir yabancı kaleci belli ki arayışı var Fenerbahçe'nin. Son haberim de buydu. Bugünlük de programı noktalıyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik.
Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda.